Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, nerede kaldık? 115. sayfa, 19. defter. Cismaniyet. Peki, nerede, ne mevzuda kalmıştık? Şey, sikke, hatem, turra. Peki, Yasin söyle bakalım neymiş? Çal, bakmıştım. Bir örnekle söyleyeyim mi? Çal, çok iyi olur. Sikke. Ama yalnız rahat olun. Yani bu tamam. Şey, çekime bakmayın. Tamam. Onun için şey söylüyorum, o silinir, silinir. Çok rahat olmanız lazım. Bu söyleyeceğim örnek Mesnevi'nin 12. sayfada geçiyor. Orada Mesnevi'de 12, he. Sikke ve hateme ayırmış. Şöyle ben anladım abi. Bütün insanların yüzlerinde göz, burun, ağız bunların hepsi mevcut. Aynı yerde olması. Aynı. Bu hatem. Herkeste farklı olması sikke. Diye anladım. Başka? Bu şekildekini eğer okuyacaksak şeydeki var ya. Oku bakayım. Hateme şey diyor, şahsi iktidarı gösterir hatem. Devlet gücünü göstermez diyor hatem. Sikke umum gücü gösterir. Para kağıttır ama devletin gücünü simgeliyor. O noktada sikke şeyi kullanmış. Şeyde de ne diyor? Hakikati eşya esmaya dayandığına işaret eder sikke. Namu neden? Sıfat-ı ilahiye işaret eder. Sıfata bakıyor. Sıfata bakıyor. Hatem. Hatem. Evet. Hatem sıfata mı? Evet. Sikke de hakikat eşya esmaya dayandığına işaret ediyor. Efali ilahiye demiş. Hateme evsafi ilahiye. Da hatem daha cami oldu o zaman. Öyle hatem gibi gözüküyor. Hatem daha cami. Okuyalım mı burayı abi? Oku bakayım. Birinci lema, bakınız her bir masnunun yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeye halketen Halika mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki her şeyi yapan saniden maada kimse de o hatem bulunmaz. Hatem. Diyor. Hatem bulunmaz. Tamam. Burada da başka bir şey yok. Peki sikkeyi sayalım mı? Yukarıdan aşağıya sikkeleri okur musun çeşitleriyle? Ama sikke budur, hatem budur, tura budur diye okur musun? Sıra sıra, tamam. Ama isimler, sikke bu. Tamam, baştan okuyorum. Sikke, hakikati eşya, esmaya dayandığına işaret eder sikke. Hatem, mevsufunu tazammun eden sıfat-ı ilahiye işaret eder. Turra ise her yerde hazır, nazır, ebed sultanı olan zat-ı akdese, lafz-ı celile işaret eder. Laza yazmış. Sikke efali ilahiyeye, hatem efsaf-ı ilahiyeye, turra vacib-ül vücud olan zat-ı ilahiyeye bakıyor. Turra en üstte oldu, zata bakıyor gibi gözüküyor. Evet, turra öyle oldu, evet, değil mi? Öyle gözüküyor. Sikke kübra-yı ehadiyete, tevhide bakıyor. Hatem vahidiyete, vahdete bakıyor. Turra mahiyet-i zatiyesine, kurbiyet-i huzuruna bakıyor. Daha cami değil mi? Daha cami. Adeta sıraya koymuş. Sikke, hatem, turra. He? Evet. Sikke, hatem, turra. Hani daha külliye doğru götürdü. Zaten aşağıda batın diye de sıralamış. Buraya da geleceğiz. Devam edeyim mi? Evet. Sikke delil-i ihtira ve delil-i inayet. Hatem delil-i imkan ve delil-i hudus. Turra delil-i imani. Sikke Kur'an'ın icazına, belaatına bakıyor. Hatem, Kur'an'ın emir ve nehirlerine, turra zatı ile kaim olduğuna, sikke hayata, hatem zihayata, turra ihyaya, sikke kudrete, hatem rububiyete, turra samadiyete, sikke tohum, çekirdek, kök, hatem fabrika, kazan, matbah, turra hülle, libas, sabakıyor. Sikke evvele bakıyor, hatem ahir, turra batın, turra-i vahdaniyet demiş. Sonra hatem için rububiyete beşer canibinden, turra uluhiyete beşer canibinden bakar demiş. Sikkenin tanım olarak da umum gücü gösterir, para kağıttır ama devletin gücünü simgeliyor. Hatem şahsi iktidarı gösterir, devlet gücünü göstermez demiş. Tamam. Tanım olarak. Ben de bir de şeyi okuyayım size.
şunu, ondan sonra tamam olur. İmam-ı Mubin, ne vardı İmam-ı Mubin'de? İsmi evvel ve ismi ahir. Yani irade ve kudretti ama yani şey, isimlere uygulayalım. İmam-ı Mubin, mazi ve mustakbel yani. Evvel ve ahir. Sikke-i tevhidi taşıyor. İsmi evvel. Çekirdek. Ve meyve. He bak. Kökteki çekirdeğe sikke. Ahir ismi hatem. Bu biraz değişik. Daha kolay ezberleriz. Bir daha. Bunu yaptık, harita yaptık. Son atılan şey mi? He, ama şimdi atıldı. Bir tane var. Bak ne oldu biliyor musun? Ağacın şeyini. Bak hak ediyorsunuz bunu almayı. Ersal bu işlere oldu mu? Oldu. Bunlar şimdi ölüp gidecekti bizimle. Aman ölmesin. Yani yüzlerce var böyle. Yüzlerce böyle bak bu şekil görüyor musun bak? Yüzlerce böyle bak, şekil çıkacak şimdi. Atmış abi ben. Şimdi attı tabii. Yeni atmış. Yani editör olunca bu işi yapan başlayınca bunlar tek de şimdi ona ders yaptırmıyorum bile videoyu. Şey bunları yap. Bilgisayar gelmiş. Cem'i de aradım. Bugün gece geliyor Cem. O zaman dün akşamki dersi atsınlar. İşte kuracak, bağlantısını açacak. Açtıktan sonra başlayacak o da. Çok antika. Yani bak, bu okuyacağım da bitmedi. Bu şekli çıksa değmez mi? Değer. Bunun için yaratıldık. Aynen. Yani bu tespit etmek için illa benim kadar veya benim kadar ömür mü verecek vesaire mi verecek ha? Allah ihsan edince genellensin işte nimet çıksın piyasaya. Bak ne acayip bak, nereye uygulanmış? Sikke-i hatemle bak. İmam-ı Mubin. Neydi? İsmi evvel, ahir, madine, müstakbele bakar dedi. He, şöyle ezber yapmayalım da kalsın. Çekirdek, meyve. Meyve, tamam. Çekirdek, meyve. Çekirdeğe sikke demiş. Meyveye hatem demiş. Peki, Kitab-ı Mubin, ismi zahir ve ismi batın. Ağacın şekli zahir, makinesi arka tarafı batın. Şimdi zahire ne demiş biliyor musun? Mühr. Mühr-ü ehadiyet. Batına da turra-ı bahtaniyet demiş. Çok iyi, ikisi gibi birleşmiş. Güzel olmuş. Evet. Çok harika olmuş. Bence iç içe o iki bin... Ayrı 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 de demiyorduk yani. İki bilinmen ikisi birbirine gelir. Daha cayıp şimdi şey alacak. Daha cayıp. Bak şimdi. İmam-ı Mubin, ismi evvel, ismi ahire, İsmi evvel sikkeye temessül olarak kendisini ifade eder. İmam-ı Mubin ismi zahirdir, hatem ve teşahhus olarak kendisini ifade eder. Allah Allah, nasıl şey olmuş? İmam-ı tek tek bu kelimeler okunarak konmuş, tek tek. Temessül ile teşahhus tek tek okunmuş haftalarca. Buraya konması için, şuraya koymak için. Dört bilinmeyen bir araya gelmiş herhalde. Evet, şu anda. İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin, evvel ahir zahir batın, sikke hatem bir turra, temessül teşehhüs, tezahür teleşhür. Bunlar dört tane bilinmeyen şey yani. Çok korkunç bilinmeyen. Evet. Bak şimdi. Kitab-ı Mubin'e geçiyorum. İsmi zahir, kendisini mühre ehadiyet gösterir. Bu yapılmış duruyor muydu sizde yoksa? Duruyordu canım. Böyle hazır yani. Tabi defterde böyle yüzlerce var. Yapmayın ya çok kötü. Yüzlerce var diyor mübalağasız. Yüzlerce evet, var. Çıkması lazım. Çünkü masadan çıkmıyorum ki. Ömrüm bak bu. Çıkmıyorum. Çalışıyorum işte bak bunlar. İşim bu ya. Meziyet mi? Bir özelliği mi? Hayır. Allah böyle yapmış. Ya bu duygu vermese yapamazsın ki. Bak şimdi ötekisini uygulayalım. Kitab-ı Mubin. İsmi zahir mühre ehadiyet olarak ifade eder. Tezahürü ise tezahürdür. Turra mı oluyor abi o? Yok. Turra değil. Turra batın. Turra batında olur. Siteden indir istersen. Şeyde var. Dört cihetli ağaç diye. Tamam. Yani telefonda da hemen bakabilirsin. Yani. Peki. Kitab-ı Mubin. İkinci isme bakıyoruz. İsmi batın, turay-ı vahdaniyet. Yani bu da kendisini tereşşü olarak gösteriyor.
Turra-i Vahdaniyet'e bir şey koymuş. Bir birlik ve beraberlik o harika fabrika. Bir birlik ve beraberlik ile o harika fabrika işliyor. İşliyor. Kudret oluyor değil mi abi ama? Kitab-ı Mübin'in kudret kısmı Turra. Öyle dememiş. Tabii onu demedik. Kudrettir ama. Kudret ve irade. Kudret ve irade. O hayır. Kudrete mi bakar diyorum yani abi Turra kısmında. İsmi zahir. İsmi zahir, mühür. İsmi zahir, ismi batın ya. Tamam. İsmi zahir kudrettir. Tabii. Tamam. Zahir. Kudret. İrade, kudrete, batın. Zahire kudret çıkartıyor ya. Tamam, iradede olan her şey batın. Çıkmıyor ki. Tamam. O zaman sen ismi zahire kudret de, ismi batına irade de. Bir öne de geçecek. Tamam. Onu da yapabiliriz ya. Tamam, yukarıya şey yapalım. Bunu şey yapalım ya. İlim ve emir. Yukarıya da o zaman. İlim ve emir yaparsak güzel olur. Ben onu da yapacağım da şimdi şey düşündüm. Ersal gelse de işini başlasa. Fırsat yani abi. Şimdi desem ki şunu hemen kudreti de bir tane de bir bölüm daha aç. Çok güzel. O çünkü sordun. O biliniyor diye koymadım ben zaten. Doğru, lazım olur. Biliniyor. Dörtte aşağıda bölsek bunu abi tam bir şey olur yani. Dört dörtlük bir de. Hava şey, çok böyle tamam. Tık diye bir şekilde biter hepsi. Dur, kağıt nerede? 50 tane ayrı ayrı çalışma. O zaman abi şifren kaç tane? Ne şifresi abi? İlk tane şifren. Yok. Al şuradan. Orada da gözüküyor. Yoğurt kabını buradan kaldırttı bize. Kalem oldu. Yönetmen kaldırttı. Dur. Kitab-ı Mübin. İsmi zahir. İsmi zahir kudret. İsmi batın. İsmi zahir. Evet. Onu yaptım yetiyor. İrade. İsmi batın. Tamam onu şey yapar. Şimdi yukarıya uygun. İlim ve emir vardı değil mi? İmam binde. Şimdi hangisi evvel olur, hangisi ahir olur? Beraber yapalım. Evvel emir olur. Hangisi? Evvel emir olur. Aferin. Öpüştürüyor musun? Siz de gurur diyorum elhamdülillah. Vallahi gurur diyorum. Çok güzel. Bak. Emir. Tabii emirle başlıyor. Emir. İsmi. Evvel. Ulan kalem. Ne yapsın? Dayanamıyor. Dur. Bir sürü kalem var kardeş. Verme. Al sen kendi kalemi. Tamam o bitmiş demektir. Onun arkada çöp var. Hemen at oraya. Çünkü dayansaydı bana. İlim. Elhamdülillah. Kalem benim kadar kullanan çok herhalde. Bak dün akşam yeni açtım. Al bunu da arkadaş. Al. İlim kadar harika dünyada bir zevk varsa vardır. Zannetmiyorum. İsmi ben şu anda dört köşe oluyorum. Bak tamam mı? Niye biliyor musun? Sevdiğim bir şeyi birilerle paylaşabiliyorum ya. Yamada bulmasam. Ve bunlar vardı. Bak siz o şeyi Ersal iş yaptınız. Görevlendiniz. Bunlar kalacaktı. İlim var. İlim şeması. Tamam. 25 sene önce çizilmişti. Yıldıza benzedi yani. Benle değil, denileni koydum noktalar bir kıl birleştirdim. Allahu Ekber. Mer yıldız olarak çıktı. Nasıl yıldız biliyor musun? Gördüğün yıldızdan gibi değil. Bir tuhaf bir ilim şey çıktı, şekil. Şimdi bunu çıkartacağız. Ersal'a ilk işimiz. Tamam. Şey bana bak. Sen oradan geç. Ersal gelmiş mi? Gelmemişti. Bakayım bir daha. Bak. Şey gelmişse. Al şunu, hemen oraya koysun. Dört arşını da yapalım. Ha dört arşı, o zaman tamam dur. Onu da şey yapalım. Dört arş derken dur, kafam hangi dört arş? İlim, irade. Ha toprak, su, toprak, arda. Su, ha, arda. Tamam. O biraz zor olacak. Evvela toprak deriz. Dur, oturmam lazım. Ama sakin kafa lazım. Tabii. Bu kolay. Yani kolay derken çok işledik bu. Lan not alalım abi oraya. Ne diyelim? Dört arş. Dört arş ekle. Dört melek. Dört melek? Dört melek, melek ekle. Melek ekle. Dört kitap. Dört kıyıya çanta. Dört kıyıya çanta. Var ya, kitap, sünnet, icma, kıyas. Şey yapmıştı abi. Kıyıya. Süleyman abi bu dörtlüleri bir grup yapmış. Öyle mi? Getir bakayım. Mecburiyet paylaşmıştı o.
Mecul'de vardı. Ha, paylaştı. Üçlü gruplar mesela neler var işte? Dört melek, dört peygamber var abi. Ben okuysana o şeyi, nedir ben o? Ben onu bulayım. Evet. Üçlüleri bir yapmış, yedilileri yapmış, altınları yapmış. İşte bak deli. Dört peygamber abi. Şimdi hazır olunca mesela bakıyorsun tak tak şimdi mesela kafamıza mesela evet. Gelen şu an söyleyebiliyoruz. Ama gözünün bir şekilde işleyecek abi. Ha? Bir şekle koyacak. Tabii. Bütün hepsini göreceksin. Böyle şeceri hikat gibi. Of. Şimdi mesela Arş'ta Arş-ı Azam bütün nur talebesi bilir farklı olduğunu. Yani tabi şeceri hikat ama. Lef-i Mavuz nerededir? Yasin ezber gibi koyduğu gibi biliyor. Peki ne işine yarayacak bu şey? Ya düşünürken artık Lef-i Mavuz'la Arş arasındaki ilişkiyi cennetle cehennemle Lef-i Mahfuz ilişkisini düşünüp de yeni bir şey bulmayacak. Bunlar çözülmüş. Bunlara basacaksın, daha değişiğine çıkacaksın. Şekil tefekkür için yapılmış. Ha? Şimdi bak ne güzel olmuş ya. Şeyde koymuş yani. Harika ağaçlı. Yani gördün mü resmi? Tereşu. Bunlar hep birbirine girmiş bir kelimeler. Temessül, tereşu, tezahür, tereşu. Yani. Bak temessül, tereşu. Bunları ben bağlamanız çok daha değişik olmuş. Onları bir kuvve bir fiil değil mi abi? Ya mesela temessül, evvel ismine. Yani tereşu, meyveye dönüşmüş hali. Bak, meyvedeki çekirdek teşahhus. Teşahhus, meyvenin içindeki çekirdek. Şeyse, ağacın içindeki, ağacın kökündeki çekirdekteki çekirdek, o temessül. Teleşu olmuyor muydu abi? Yok. Yok. Teşahhus, meyve olarak. Meyve içinde şey yapıyor. Meyve ve çiçeği. Ama dikkat et, kökteki çekirdeğin bir farkı var bundan. Bu müstakildir, bu meyvenin içindedir. Meyvenin onun meyvesi yok, bunun meyvesi. Bunun var. Meyvesi var. Yani meyvenin içinde bu meyve. Meyvenin içinde korunuyor. Korunamaz alem-i şehadette. Yani ruh alem-i şehadette cesette korursunuz. Ha. Ruh orada, ruh başka bir şey ben artık yeter dedi bu vefat etti. Ben daha hiçbir libasa girmem. Ben benim diyecek. Çekirdek ben benim dediğim gibi. Ama meyvedeki ağacın sonundaki meyvedeki çekirdek meyvesiz bulunamaz. Ama ruh diyor ki, cismaniyet mi? Evet, meyve tabii. Cismaniyet. Cismaniyet koruyor. Dedi ki ruh, ben bıktım diyor kağıtların içinde bulunmaktan. Nur var ya bu ışık. Bunun içinde duruyor. Hapisteyim. Ben olacağım. Ben bulunacağım diyor cennet. Ruh olarak bulunacak. Dünyada ise cesetle. Ruh girmiyormuş biliyor musun? Cesede. Girmiyor çünkü şuurludur. Allah'a ne sordu? Elestu bi rabbikum? Ruhlara sordu. Gerçi ruh şuurludur. Allah'ı bilen şey cesedi bilmez mi? Nereye geldiğini de biliyor. Cesede girmiyormuş. Girmiyor, giremiyor. Sonra dört meleği Allah yapı sistemi itibariyle yerleştirdiğinde girdi. Dima, Ceberut, Cebrail. Şu anda Cebrail tutuyor. Eğer Cebrail çekip giderse diman yoktur. Böyle hiç anlatmamıştınız da. Eğer şey giderse, Cebrail kızar giderse, dünyadaki ismi delidir derler. Çünkü Ceberut'u gitti, Cebrail'i yok. Cismaniyet koruyor dediniz ya abi, ruhu. Ruh da cismaniyeti diyor, kendini koruyacak şeye gel, ne yaparsan yap diyor yani. Hani siz bir ayet demiştiniz ya, Allah Resulü'nü ben koruyacağım diyor yani Cenab-ı Allah. Ondan sonra kalktı. Evet. Sanki ona çok bakıyor. Yani artık onlar da ruh seviyor. Bak şimdi, yani. Aynen. Çok antika. Vallahi yasmı kimin ennaz. Çok harika bir ders son. Şunun evinde oldu. Seslisi var, görüntüsü yok. Çok hoş. Şimdi haşa, din haşa. Dini sen uyduruyorsun. Amcan, kavmi, kabilen, düşman. Herkes adım atın düşman. Şimdi uyduruk bir belediye başkanına bile koruma var. Değil mi? Uyduruk. Ben bile camdan bak, şu camdan karşıki top sahası bundan seviyede. Yemin ederim şey söylemiyorum ben size. Yalan mı söyleyeyim? Hep mi açlayacağım? Şu anda biraz şeyim yani de aldığım tehditlerden bu layık derslerinin her gün en az 10 defa nereden mermi girecek diye oturuyor. Tamam mı? Şimdi düşün. Ben uyduruk bir adam.
Peygamber aleyhissalatü vesselam kavmi ve kabilesi düşman mı? Amcası da. Vallahi asımı kimin enna sağ aşağı bunu Kur'an'ı kendisi uydursaydı. Ey ashab ayettir. Nöbetdarlığa lüzum yoktur. Rabbim beni hapsediyor dedi. Hepsini gönderdi. Tamam. Öldürürse ne olacak? Dava bitti işte. Hani ya, o, ayet yanlış olmayacaktı. Ay yanlış çıktı işte. Sen korunacaktın bitti. Yani tek başına bir mucizedir o ayettir. Şimdi bu dört meleğin insanda kalkıp ruh ceset ilişkisi olması hakikatine inkılaptır onu diyor. Yani dima ceberut, Cebrail tutuyor. Yoksa durmaz ruh burada. Durmaz. Hayatı cesette İsrafil tutuyor. Şuuru Mikail tutuyor. Ruh cesette tutan kendi şeyi, o biraz önceki sıfatlarıydı, Azrail tutuyor. Bunlar çekip gitmesi infilaktır. Adeta ruh çıktı mı bu dört melekten de kurtuluyor. Beni diyor hapsettiniz, bir tane yetmiyor. İki tane şey tutmuş, dört şey melek, dört. Bildiğiniz gibi değil ya, bu hakikati keşfedenler, onun için büyük zatlar ölümü dört gözle beklemişler, ölümü kurtuluş demişler, şey demişler, şey düğün gece, şebi aruz demişler. Niye? Şimdi bunun içinde duman yok mu? Nur da var. Şimdi nur bunun içine sıkışmamış mı? Şimdi bu nur ol sen, burada kalmak ister misin? Bir insan fikriyatı ve hissiyatı ruh seviyesine çıkarsa cesette olmaktan işkence çeker. Dünyada olmaktan azap çeker. Nöbetini bekler. Yani ölmeden önce ölmek istemişler bunlar. Hissiyat insani, bak iyi dinle. Hissiyat insani ruh seviyesine çıkarsa ruh cesette kalmak istemiyor. Artık ne zaman gelecek diye dört kez de bekliyor. Sevgiliye kavuşma günü. Çünkü burada bulunan nur, yaktığımız zaman çıkacak nur, burada hapistir ve şuurlu. Şimdi buradaki nur, kurlu değil. Hapis ama. Şuurlu değil ama. Şuur ver buradaki şuur şeye, buradaki nura. Versen aynı şeyi. Şuur ver, akıl ver. Burada kalmak ister mi? Bu dersler varsa belki ister abi. Ümmet-i Muhammed için. Hah, ister. Şimdi sadece hapis diye bakınca öyle ama toprak diye bakarsanız başka bir şey oluyor. Başka bir şey oluyor. Şimdi nasıl biliyor musun? Toprağın altında hapis ama çekirdekte ne toprağın altın, şey toprak ise sahip, bu sefer hizmet var. Birileri benim üzerimde inşa oluyorsa ben toprak olmam lazım. Ben gübre olmam lazım. Benim üzerimde gül ortaya çıkıyorsa ben gübre olmam, yerlerim yani. Onun için bulunmuşlar ve sabretmişler. İnsanlardan gelen zulme sabretmişler. Yeter ki benim üzerimde bir sürü ağaçlar olsun. Yani toprak olmalıdır. Çünkü toprak aynı zamanda biliyorsunuz işte dünkü derste elektrik çarpmıyor. Evet. Alıyor. Evet. Su çarpıyor, hava çarpıyor. Havada da şey yapılıyor. Yani belirli bir. Mesela yüksek gelirim 100 bin voltsa ne kadar diyorlar? Yarım metre. 500 bin volt 5 metre kadar insanı çekip küle diyor. Şiddetine göre. Ama topraktaysa hiçbir şey yok. Toprak topraklığı zaten. Ne yapıyormuş? Toprak. Topraklıyormuş. Ne demek biliyor musun topraklamak? Çok ilginç bir şey. Sıfırlamak, asma işte. Ne, ben başka bir şey anlatacağım. Ve elektrikçilerin söylediklerini zannetmiyorum. Ben kalbime geleni söylüyorum. Doğru veya yanlış, kalbime gelen. Toprak, elektriği topraklıyor ya. Topraklamak demek sıfırlamak değil. Hiçbir şey var yok olmaz. Toprak elektriği alıp onu sistemine katıyor malzeme olarak. Manyalıyı fiksin. Başka elementlerin, başka yapıların dönüşmesine, hareketlenmesine sebebiyet veriyor. Öyle toprakladı, ne oldu? Sıfır, öyle bir şey yok. Sıfır yok öyle bir şey. Evet. Hiçbir varlıkta sıfır yok. Alıyor, kullanıyor. Yıldırım aşağıdan onu dönüştürüyor. Yıldırımlar da öyle. Yıldırım aşağıdan yukarı çıkar. Tabii. Evet, aşağıdan yukarıya çıkar, eskiden yukarıdan aşağı iner zannederdi. Ceyran gibi abi, çarptı mı ceyranı, evet. Kendine kullanıyor. Kullanıyor, anladınız mı? Yani toprak onu kullanıyor. Şeytanı kullanıyor. Ha, anlamadık abi. Şeytanı kullanıyor. Eğer toprak olursan, şeytanın enerjisini kullanıyorsun, sıfırlamıyorsun sıfır. Mesela takva yaşarsan,
şeytanın enerjisi sıfır. Eğer meniyattan, günahlardan değil, meniyatın terklerin de çok olursa, şeytanın enerjisi senin enerjine dönüşüyor. Bak şeytan iki şekilde kullanılır. Bir, vahid-i kıyasın evinde senin ulvi şeylerini aktif ediyor. Mesela mücahideyi alıştırıyor değil mi? Namaz kılma, kalkma sabah namazı, derse gitme, geç kaldık bilmem ne. Bunu muhalefet ederek bizi inşa ediyor. Bu malum. Hepimizin bildiği. Bunun dışında değişik böyle ismi batıncılar şunun peşine düşmüşler. Bu içinde bir enerji yok mu? Bak şeytanın. Bak. Ver ağzının payını. Seyret. Atma. Üf Kur'an. Okuyamam. Böyle bir enerji yok mu? Ha, bu enerjiye muhalefet etmek ayrı bir şey. Bu enerjinin şifresini değiştiriyorsun. Aynı kuvvette bak oluyor. Bunu uygulayayım. Bunu nasıl bir insan bunu fark ederse nasıl? Buna muvaffak olanın özeni. İlim onu tard eder diyor şeytan için. Oysa şeytan bizim bize karşı ilimle çıkmış. Usta da diyor ki ilim onu tard eder. İlimle çıkana şeytana ilimle mukabele edemiyoruz. Ediyoruz da düşüyoruz. İlmin içerisinde şeytanın elinde olmayan ilmin içerisinde başka bir birim var bizde. Opa içine başka bir şey koyuyorlar. Konuyor. Nedir o? He? Şefkat abi. Değil. Sadakat, doğru sadakat. Şefkat da var. Şunu attın oradan abi şefkat. Bakıyordu mesela üstad mi? O açık saça vurdu Ceylan. Ondan sonra acıdı üstad. Şefkat etti hop şey değişti. Şefkat onu yön verir. İlmin içerisinde bir birim var. İlmin içerisinde şu. Mesela bu nedir? Verilen cevap ilim. Bir de mesela ilmin içerisinde bir birim var ki şeytan da yok. Olması da mümkün değil. Yok, onun böyle bir sistemi yok. Bizde var. Nedir o? Verilecek cevabı biliyor ama tutuyor. Her doğruyu her yerde dememek, her bildiğini her yerde uygulamamak. Yani konuşmak demiş gümüş ise sükût altındır. Yani sükût demek konuşmayan konuşmasın değil, bilen olduğu halde konuşmuyor. Çünkü bak unutmayın bunu, ilim potansiyel itibariyle patlamış enerjidir. İlim varsa burada bir mevzu olursa duramazsın söylersin. O patlamış. İşte onu tutabilip de bildiğin halde yutkunup tutabiliyorsan bu ilmin arkasındaki başka bir ilim. Bu şeytanda yok. Müzakerede değil ama değil mi? Peki kim bunu yapar? Müzakerede değil. Sakın ha. Müzakerede yanlış olur. Çünkü her doğruyu her yerde. Burası doğru bir yer. İşte ondan sonra bu senin söylediğine geliyorum. O bildiğin hali. Söylemek geri bildin. Cahil bilmez değil. Biliyor ama bildiğini ne zaman zerk edeceğini, ne zaman açığa çıkaracağını, ne zaman ortaya çıkaracağını bilemez. İçinden coşar hemen der. Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslubu bilmeden pat diye söyler. Bu söylemesi cehaletini delalet ediyor. Ama doğru söyledi. Çünkü zamanını, zeminini, muhakemesini ve muvazenesini yapmadan söylediği için cehalete hizmet eder. İlim cehalete hizmet eder. Şeytanda bu var. Ona banyoda vesvese gelir mi gelmez mi? Onu da getiriyor. Yatakta getiriyor, yemekte. Yani burada olmaz, burada ayıptır, burada günahtır olmaz ya şefkat falan. Böyle bir sistemi yok adamın. Paldır küldür gidiyor. Şeytanın özelliği bu. Şeytanı getirdiği cahillik değil. Cahil değil bu. Söyledikleri cehalet değil. Söyledikleri doğru ama yanlış yerde söylemiş. Mesela şeytanın üç tane bize şeyini taşıyor. Bir, bize vesile oluyor. Ciddi olmamıza vesile oluyor. Araştırmamıza vesile oluyor. Lakaytlığı atıyoruz. Yani lakayt abdesti almıyoruz. Peki şeytan da biliyor, ben de biliyorum. Bende fark şu. Bildiğimi pat diye atmıyorum. Çünkü bilmek, bak unutmayın.
Bilme kendisi enerjide patlamıştır. Onu tutmak çok zordur. Cahil, konuştuğu cahil değildir. Neye peki cahildir? Konuştuğu doğrudur, haktır. Ama neyi ne zaman koyacağını, söyleyeceğini bilemediği için cahil denmiş. Çünkü Gazali der ki, cehaletini bilmek ilmin mukaddemesidir. Nerede susacağını bilmek, nerede duracağını bilmek, kime karşı duracağını bilmek. Mesela dün akşam yataktan kalktım, size doğruyu söylüyorum. Yataktan kalktım, şunu yazdım. En son cümle. Şimdi vefat etsem bunu okuyacaktınız siz bu gece. Üşenmeden kalktım, inan, bak ara vermişim, o kadar uykusuz ki. Ara vermişim, oysa bunun altını yazmam lazım. Sırayla yazıyorum ya. Bak görüyor musun ne yazmış? Ve çizmişim de yani, karışık. Yattım, bu kafayla, ders kafasıyla yatarken, bak son cümle. Dün akşamki son cümle. Nerede olmak istiyorsun? Soru sordu birisi böyle, baktım bir ses duydum içimde. Nerede olmak istiyorsun dedi. Allah Allah. Yani görmen lazım da bir şey. Nerede olmak istiyorsun? Gene bana devam etti. Buna ne kadar şuurluysan, nerede olmak istiyorsan, nerede olmak istiyorsun? Yani hangi mertebede olmak istiyorsun? Sen buna ne kadar şuurluysan, bazı şeyleri o nispetle kolaylıkla terk edebilirsin. Hangi şiddetle terk etmeyi yapabilirsen, istediğini o nispette samimi istediğini gösteriyor. Terklerin senin isteğinin göstergesidir. Mesela Allah'a istiyorum. Hakikaten mi? Hakikaten istiyor musun bunu? Hakikaten cennete gitmek istiyor musun? Hakikaten rıza ilahi mazhar olmak istiyor musun? Ciddi mi diyorsun? Evet. Bunu göstermek ise ne demektir? Bunu ne kadar şuurlu istiyorsan o nispetten ona engel olan şeyleri terk edersin. Ama zordur. Hayır. Bir şeyi kuru başı kuru kuru terk etmek çok zordur. Belki imkansızdır. Nasıl? Eğer istediğine ne kadar şuurun varsa ona varmak için terk etmeler de o kadar kolay olur. Eğer biz Allah'a ve ahireti ahireti bilmiyorsak namaz kılmak çok zordur. Allah ve ahirete ne kadar şuurumuz varsa namaz kılmak zevk olur. Onun için büyük zatlar, şimdi sabah kıldık değil mi? Şimdi öğlen kılacağız. 4 kez de beklemişler, dua etmişler. Allah'ım öğleyini kılmadan canım alma demişler. Kar kardır, ölmeden bir tane de kurtarayım de. Ben ise ona gene mezan okundu ya. Ha? Ne demişim? Hangi şiddetle terk etmeyi yapabilirsen, istediğini o nispetle istiyorsun demektir. Terkler nispetinde istediklerine samimiyetini gösteriyor. Bak bir daha, İşaret Hücaz'da var şu anda hatırladım. Allah'ın diyor emirlerini, Allah bana emretti. Şuurun nispetinde Allah'ın emirleri kolay olur. Allah bana diyor ki namaz kıl. Allah kim? Allah kim benim için? Allah. Allah senin için değerli bir şeyse o namaz kılmak çok kolay olur. Ama Allah senin için cenazelerde, düğünlerde kafan sıkıştığı zaman müracaat edilen bir şeyse, lastiğin patlayınca takılacak istepne lastik gibi bir şey, haşa. Yani böyle patlayın, başına bela sıkıntı gelince kullanılan bir birimse, namaz kılmak, derslere gitmek, kitap okumak, Kur'an okumak o nispette zordur. Olmaz. Tamam. Bak son şeyimiz buydu. Kalktım yazdım. O şeye dönüyor muyuz? Tamam. Mühür. Şeytanın menhiyat hususiyeti, o bir o zaman kanun. Kanun bu. Çünkü şeyler bile terk ediyor. O içten gelen dürtüyü batıl olanlar bile terk ediyor ve istidraçlara erişiyor. Demek ki bu bir kanun. O içten gelen dürtüyü terk ettiği zaman istidraç şeklinde çıkabiliyor ortaya. Evet, şimdi ne dediğini anlamadığım için. Yok şimdi. Tamam, şimdi konuya geçeceğim. Yok, konuyu biz toparlayalım diye şey yapıyoruz. Tamam. Şeye gelelim, cismaniyete gelmemiz lazım. Onda bu kargaftı Erdinç. Bundan sonra kurgula artık. Aralarını doldur kendine göre, malzeme yap.
Bunu ailene göre yaparsın, iş yerine göre yaparsın, içsel sıkıntına göre yaparsın. Mesela bunu ben de bir tanesini uygulayayım. Ya sıkıntı var. Allah'ı bilmek ve dünyada bulunma şuuru nispetine sıkıntı keyif verir sana. Bu dünyada bulunma gayesi niçin bulunmuşsun? Ha bak, niçin bulunuyorsun? Ne kadar şuurun varsa dünyadaki dertler sana sıkıntı verir. Lezzet verir. Yoksa derinden derinden ta ciğerinde nefes verir. Örnek bir de gözüktüğü gibi. Şöyle yapar. Anladın mı? Nefes verişinde seni seyrediyorum Allah'ın izniyle. Anlamayı nasip etsin. Amin. Bak, Allah şükür için tadat ediyorum. Yapma. Volkan. Başka. Ondan haz alıyorum, zevk alıyorum. Evet. Aslında sizin aslında şeylerinizden. Evet, zevk alıyorum. Benden bir mana bırakıyor diye evet. Anlıyorum ama acaba yanlış mı acaba? Doğru. Şimdi volkan var ya volkan. Evet. İçeride yanıyor. Madenler, kalsiyum, magnezyum, demir, kükür vesaire. Sonra belirli bir hale geliyor ki dünyayı patlatması lazım. Bu sefer bir delik açmış dağlara. Onu volkan. İyi havalanması lazım. Eski bemeceler vardı. Güzel. Olmasa patlayacak. Tabii, yoksa patlayacak. Yani ben şunu anlatmak istedim arkadaşlara. Değil adamın siması, nefes alışverişinde içinde neler oldu belli. Hmm. Anladın mı? Mesela derler ya Anadolu'da. Ya konu kusura bakma daha giremedik ama. Lan adamla konuştuk ama adam burnundan nefes alıp veriyordu biliyor musun? Nereden alıp verecekti ki? O bir tabirdir. Öküzü kesmek için kurban daşı yapınca nasıl burnundan nefes atıyor? Hmm. O içeriden haber veriyor. Ne o zaten burnundan şey yapacaktı? Hani konuşunca demiyor musun? Adam var ya burnunda bir nefes alıp veriyordu ki. Nereden alıp verecekti? Anlıyor musun? Hmm. Nefes bile kimliği, nefes alışveriş kimliğimizdir. Suret. Çok tuhaftır. Çünkü sıkıntı o üç olunca ilim giriyor, tamam mı adam? İç ilim giriyor, hakikat giriyor. Balina gibi. Kelam veriyor. Ya, nefes veriyor. Bu dünyada bulunmak hakikaten keyifmiş ha. Her şey ders ya. Kitabı kibir kainat. Yani. He? Konuşuyor, haber veriyor. Acayip nefes bir şey oluyor, ya. Haber veriyor. Suret mesela haber bir ders, haber. Nefes alışveriş meselesi. Dersimize konu olabiliyor. Ya ne güzel bir Allah ya. Gözü sevme böyle ya. Ne kadar büyük. Gördün mü? Gel bir tane. Balenet. Elhamdülillah der gibi. Bilmiyorum ama böyle. Hiç demene gerek yok. Böyle yapmana şey gibi gözüküyor. Nefesinden içeride neler yandığı gözüküyor. Şimdi bunları duyunca alemindeki şeylerden dolayı elhamdülillah yani. Şükretmen lazım. Şöyle. Diyeceksin ki nasıl? 6 sene tıp okuyor adam. Akciğerini şey yapıyor. Adam diyor ki akciğerime bak. Nefesi sen şöyle mi yapıyorsun? Böyle mi şey yap? Nefesi böyle yap. Böyle yapma. Bunu hiç. Nefes alışverişten ciğerde, akciğerde o pırıltısından bir şey adam anlıyor. Veya kulaklık koyuyor. Hani var ya ne diyorlar ona? Stetoskop. İşte onu telaffuz edemiyorum. Kaga koyuyor güm güm güm. Tut. Bop. Hepsi konuşmakmış. 6 sene tıp okudu. 30 sene sen okuyorsun. Adamın adam putlarını anlayacak. Sen 30 senede bu gayet normal. Adetullah bu ya. Şehadetin tercümanı. Tamam. Peki. Tamam. Abi sikkiyata turradan girelim İsmail. Abi daha 10 dakika ders yaptık. 40 dakika oldu. 10 dakikası ders oldu. Bunlar abi bekleyeceğiz bunları abi. Güzel oldu. Bunlar İsmail'e tamam. Ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Hususi cennetimizi yaşıyoruz. Cennet bu. Şu anda cennetteyiz. Allah Resulü'nün hadisi bu. İlim meclislerine otlayın zira
O cennet bahçelerinin bahçedir. Dün akşam da şey olmuştu. O zaman cennet nedir? Dua karıştırma şimdi. Cennet orada arıyorlar. Var orada. Orada da var. Karakollar var. Çekirdeği burası. Ama bu ilim cenneti o cennetten daha üstün bir cennet. İşte tabii. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, avam diyor, o beklediği ve umduğu cenneti havas dünyada girer diyor. Çünkü orası burası fark etmiyor. Orayı burada, burada orayı yaşıyor. O zaman eşit olunca kendi kelamıyla şöyle denilir. Kabre girdim diyor, kabir dardı, soğuktu, kimsesizdi, yalnızdı diyor. Sonra Nünker Mekir denilen iki tane arkadaş çıka geldiler diyor. Arkadaş çıka geldiler diyor. Benimle tatlı tatlı sohbetler ettiler dedi. Kabrim genişlendi, nurlandı. Yalnızlığım gitti, soğuktum, kalktı diyor. Hani hesap? Bilemiyorum. Orada sohbet. Manzaraya başladı. Allah'ın sıfatı... Kelam üstünden sohbet oluyor ya. Allah'ın sıfatının bizde bir işte esmasının bir cilvesi bizde gözüküyor, lezzet alıyoruz. Kaynağı ne olur ki? Allah nasıldır şimdi? Ne lezzet? Bak sana şu cümleyi söyleyelim, girelim söz cismane değil. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Evet, biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten hasıl olan ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Düşünemiyoruz abi. Yalnız şunu yapabilirsin. Şunu yapabilir. Bu Allah'tan ben lezzet alıyor. Ve gurur duyuyor. Bu Allah işte. Bu benim Rabbim. Deri Hoca onu demişti. Senin Rabbinle benim ise farkım. Farklı yapacağım dedi. Ya senin Rabbin hep ceza kesiyor. Benim ise de hep affediyor. Dedi ki benim Rabbimle senin Rabbin eşit yapabilir miyiz? Olur ama dedim olmaz. Niye? İnanamıyorsun ki. Cezasız Allah'a inanmıyorsun. İnanamıyorsun yani. Cezasız, sorgusuz, panangasız, cehennemsiz. Ben eline geldiği kadar ne cennetle ne cehennemle düşünmemeye çalışıyorum Allah'a. Peki. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cehennem bile rahmet oluyor abi. Adem'den kurtardık. Peki. Gireceğiz de. Cismaniyetteyiz değil mi arkadaşlar? Evet, ama o Sikâtem Turre'yi anlamadan orayı anlayamayız demişti. Evet, kesin anlamayız. Yani onu anlayalım, bir de hatta başka bir orayı bir daha okuyalım abi istersen. Öyle mi? Peki, peki. Siz bir şey yaptınız abi, örnekte. Niçin örnek yaptım? Mesela, örnekleyeyim. Ağacın çekirdeği neydi? Sikke oluyor. Sikke, çok güzel. Tamam. Ağacın meyvesindeki çekirdek tek başına olamaz. İlle ceset olması lazım. Meyvenin içerisinde çekirdek. Kökteki çekirdekle meyve içindeki çekirdek farklı. Tamam. Kökteki çekirdeğe ne dedik? Sikke. Sikke. Evvele şey. Evet. Ha. Ezber yapmayalım tamam. Diye. Beraber bak. Tamam. Peki meyve siz bulunamadı çekirdek. Ona ne diyoruz? Hatem. Hatem diyoruz. Ve tamam. Şöyle ezberleyebiliriz. Yani bu daha şu, çekirdek ağaç, tamam mı? Sikke hatem. Şimdi ağaca böyle bir baktık. Ağaca, zahirine. Zahirine. Evet abi. Evet, abi. Zahirinde nesi gözüküyor böyle Cenab-ı Hakk'ın? Mührü var abi. Tabi, vurdu yani. Mührü vurmuş. Şak diye vurdu. Ağacın makinesi yani, arka tarafı. Turra var orada. Çünkü zor yani. Gücünü gösteriyor. Gücünü o gözükmüyor ama dışarıdaki mührü ile ifade ediyor ama içini bilmiyoruz. İçerisi. Ama zor olan abi zahirde bu mührü görebilmek. Hepsini görüyorsun. Evet. Aşağıya. Oo. Hakikat bir. Mühür o zaman sonuna vuruluyor. Yani. Zahirine sonunda zahirine vuruluyor. Sonuna demem. Yani bak sonu mühür ne biliyor musun? Mühür de meyve de içine girmiş. Ağaç ya. Ağaç ya. Ama gözükmüyor. Ağacın çekirdeği gözükmüyor kökteki mühürde. Ağacın fotoğrafını çektik kartpostal. Bunun çekirdeği şudur diyebilir misin? Diyemezsin, gözükmüyor toprağın altında. Fotoğraf çektiğimiz zaman meyve gözükür ama meyve içindeki çekirdek gözükür mü? Gözükmez. Fotoğraf çekince ortaya çıkan mühürdür. Ama meyve gözüküyor. Meyve gözükse de o da mühür olur ama abi. O da mühür. Ağacın zahirinde olduğu için zahirin mühür. Zahirin olduğu için mühür. Ama çekirdek gözükmüyor diyor. Ha.
Ha, doğru. Tamam. Çekirdek gözükmüyor. Yersen. Ha, yani çekirdek ezberlemek için söylüyorum. Tamam abi. Şimdi bu sistemin arkası, aşağısı yani sima, ruh gibi. O da tura yani. Arka olacak ki dışarıda tezahür etsin. Tura çok zordur. Evet. Ondan sonra kardeşim çekirdeği bir şey yapmıyor, sikke. Çekirdek haten şey, meyvedeki çekirdek. Yani meyve. Meyve deniliyor. Çekirdek denilmiyor. Meyve. Bütünlük. Tamam. Bunu yaptıktan sonra okuyoruz. Tamam, güzel oldu abi. Oldu mu abi? Şekil çok güzel olmuş oldu. Evet. Ondan sonra o tereşu, temessül, tezahürle girmiyoruz. Tamam, o da... Tamam, şey o çıkar, olur. Şey olur. Daha zihnimiz kapsama alanına giremediği için zorlanırsınız. Bir kitab-ı mübin, İmam-ı mübinle uyguladık bunu. Tamam mı? Vardı. Evet. Kafamızda var. Peki, sayfa hayat söyleyeyim. Nasıl ki var ya, oradan. Dur, Lemalar 137, 15. defterin 315. sayfasında tafsilatı geçiyor. Madem dünyada hayatı, orada değil mi? Yok. 114'ün sayfa mı? 114'ün 100... son paragrafı abi. Hayat nasıl ki? Şimdi 19. defter. Yani. Bir dakika, 19. defter de 114. sayfada 114'ten mi okuyoruz? 115'ten. Bitirdi, 115 olacak. 115. Yani. Sikke şey, vardı ya, hatem... onu şey olsun diye anlaşılsın. Onu okuduk da dedik ki bu okuduk da anlaşılmaz. Onu araştıra, ondan sonra tekrar okuyalım. Ha, tamam, o zaman o mavi okuyun abi. Mavi. Şu mavi. Hayat nasıl ki 114'ten okuyorum. Evet abi. Evet. Hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir sikke-i tevhiddir. Hayat. Evet. Sikke-i tevhid. Sikke neydi? Çekirdek. Bir dakika. Sikke neydi? Çekirdeği. Çekirdek, tamam. Sikke-i tevhid. Kardeşim, tevhid neydi tevhid? Zatı mı saltanatı mı bildiriyor? Tevhid. Saltanat mı? Zattır. Tevhid. Zatı bildirir ya. Saltanatı bildirir. Birlik, birlik. Birlik, evet abi. Saltanat. Tamam. Ehadiyet mi şey bildiriyor? O gelecek. Ve her bir zürühtayı hayat noktasında bir sikke-i ehadiyettir. Bak şimdi. Her zürüht olunca ehadiyet gelir. Hayat genel, tamam mı? Hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir sikke-i tevhiddir. Nasıl kullanmış usta, görüyor musun? Yani saltanatın cemi sikke. Saltanatı anlatırken. Yani ama hulasası tevhiddir o. Şimdi her bir ziyarette cem edeceğiz onu. O da meyvenin içerisindeki çekirdektir ama bu ehadiyettir. Tevhid şey değil bu. Tevhid geneldir. Her bir ziyarette gözükürse ehadiyettir. Yani şu. Kul, kul vallahi. Çekirdek, ağacın kekindeki çekirdek. Tamam. Sikke-i tevhiddir. Tamam. Meyvenin içerisindeki çekirdek ise sikke-i ehadiyettir. Sikke-i tam. Allah'a emanet. Normalde hatem de denebilir ama hatem çok genel o çekirdeği konuşuyoruz. Meyve konuşmuyoruz. Tamam. Meyveyi de katarsan hatem olur. Hatem olacak. Tamam. Meyve katmadık. Tamam, güzel. Yani bunu ne yapıyoruz biliyor musun arkadaşlar? Mesela bunlar hatem, sikke, tevhid, mühür konuşurken zaten hariç. Aslında içimizdeki alemleri tanımlıyoruz. Yeri yerine bu oku, bu dinliyoruz ya bunu. Ezberliyoruz ya. Orada ne oluyor biliyor musun bu zahirde? Orada her şey ayrışıyor, oturuyor. Tak 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 tak. Başına kaza geldi, kanser geldi, ölüm anı vesaire, çoluk çocuğun işini. Bunlar hepsi otomatik devreye girip kullanılıyor. Ahirette de. Yani şu anda ezberleyip de cakka yapmak için değil. İç alemimiz inşa ediliyor. Şimdi meyveden bahsediyoruz ama aslında içerisi inşa ediyor. Şu anda her konuştuğumuz, her yaptığımız içeriye inşa ediyor. Namazda öyle eğiliyoruz, kalkıyoruz, eğiliyoruz, kalkıyoruz. İnşa ediyor. Perhane gibi aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. İçeriye doğru gideceğimiz köprüler, geçemiyorduk abi. Şimdi bunlar köprü. İşte bunlar köprü işte. Köprü. Sırat köprüsü bunlar. Dünyadaki sırat. Geçeceğiz ki o ha. İçeriye doğru gidiyoruz. İçeriye, yani her bildiğimiz şey alemimizi tanımlıyoruz. Mamallıktan muayyenleşiyor. Gayiplikten şahadete dönüşüyor. Korkudan hafa dönüşüyor. Karanlıktan, zulümattan nura inkılap ediyor bu bilgiler. Mesela
Allah'lık hakikati kainattan, tevhid, sikke. Onu her bir ziyarete cem etmiş, hayat. Ne yapmış? Her bir ziyarete de sikke hadiyet. O hakikati her bir şeye koydum. Külli cüz'i yapmış. Sonra hayatın her bir ferdinde de bulunan nakş-ı sanat bir mühür-ü samediyettir. Mesela mühür neydi ağaçta? Zahire. 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 Mühür zahire. Zahire abi. Mühür. Mühür zahire. Zahire. Peki ne yapmış, nereye dönüşmüş? Samediyet. Görüyor musun? Mesela şöyle uygulayayım. Çok güzel, en güzel samediyeti şeyde misal veriyor. Çok güzel. Veya ben öyle anlıyorum. Ramazan ishanesinde. Allah yemez, içmez, cinselliğe ihtiyacı yoktur. Buna aynı nasıl olacağız? Ne zaman aynı olacağız? Oruç. Oruçla. Neyle? Bak, Allah yemez. İyi dinleyin ama bak. Allah yemez, içmez, cinselliğe ihtiyacı yok. Kaç etti? Üç. Oruç, sağ, siyam. Üçüyle birlikte oluyor. Tamam mı? Oruç, gözüne, kulağına, eline, ayağına oruç tutturmaktır. Bedene. Bedene oruç tutturmak, oruç, bedene. Sağ, düşüncelerine, fikriyatına oruç tutturmaktır. Siyam, hissiyatına, batınına, ruhuna tutturmaktır. Ama lügata bakarsanız hepsi de aynıdır. Ustad başka bir yöntemle şey yapıyor. Bir sürü yazılar geldi bana. Arapçada şöyledir, tamam, biz de biliyoruz zaten. Şu isme bakıyor, şu şeye bakıyor, ustad şu gramer. Kendi ıslat geliştirmiş yani. Biz evet. Biz onu diyoruz değilse, evet. Arapçada o değil mi? Evet. Yani her bir tekrar yani. Bakınca mesela. Mesela Mustafa hakkında da öyle değil. Mustafa, istifa, Mustafa. İstifa etmiş huzuzatla, estifa olmuş, armoniye gelmiş. Bu istifa ederek arzularından dengeye gelmiş. İstifa, estefa, bu adamın adını koyalım Mustafa. İstifa, estefa, Mustafa. İstifa, estefa, Mustafa. Abi nereden çıktı ya bu lagatta falan? Tamam kardeş, bağırma, biliyoruz bir de. Lagatta öyle olmadı, ben de biliyorum. Mustafa ehat oluyor yani artık şey. Evet. Çekirdeğe gidiyor. Kişi artık şey yapmış. Başka bir yol istiyor usta. Evet. Anladın mı? Çünkü şu, senin söylediğin ilmi kelam, akıl yolu. Git tasavvufçulara, Mustafa nedir? Çok farklıdır. Kalpçılar böyledir. Akılcılar, ilmi kelamcılar, dediği doğru, lügat böyle değil. Tamam, doğru. Kalpçılar der ki, onun istilahları, tarifleri, lügatları farklıdır. Çünkü üç tane imam var kaynak, lügat kaynak. Basra alimleri, küfe alimleri var. Bir de Şam alimleri sonra çıkmış. Lügata aynı kelime üç kaynaktan farklı mana verir. Mücedid olan, ustad farklı manada. Yani. Peki, Cadde-i Kübra'yı Kur'an'ı olan Risale-i Nur, akıl ve kalbi birleştirmiş, ikisini cemiyle söylemiş. Ehat Mustafa mı oluyor abi? Artık meyvanın ikisi cemiyle de. Oluyor. Şimdi, ya. Buyurun. Çünkü oralara girdim mi, girmiş olacağım. Uzar. Şey yapabilir miyiz? Koltuğu bir şey yapın, o camı kapatalım. Ama biraz böyle çekeceksin ki. Yok, onu değil. Ne, anlamadım. Tamam, neyse. Anlamadım. Ya sen evde pek yapmamışsın. Kapat. Koltuğun kendisini değil, çekil. Laz gibi böyle masayı çekmek değil de kendin gitmek. Hani koltuğun şeyi var ya. Tamam sen kapat ama. Öyle değil. Kapat, normal kapatalım abi. Biraz sonra açarız geri. Şu dönüyor, şu. Şehadet dedi ki. Şu kap, şunu çekeyim mi? Şey yap, olarak düşünmedim. Tamam abi, şaka yapıyorum ki rahatlayayım. Ziya hayatların adedince bu kainat mektubunu Zat-ı Hayyu Kayyum ve Vahid-i Ehad namına hayatlarıyla imza ediyorlar. Bak, ziya hayatların adedince bu kainat mektubunu... Bir de imza edelim mektubu var şimdi. Evet. İmza da var aslında. İmza da var şimdi. Bir de imza var. İmza da var. Eskide Osmanlılar'da imza yoktu. Şimdi imza çıktı. Şimdi mühürü yapıyor şey. Mesela bir şey, maliyede bir müfettiş. Mühürü vuruyor. Hatemi de vuruyor şey. Ondan sonra üzerine bir imza atıyor. Bizde şöyle oluyor abi. İmza, bir kaşe dediğimiz şey kaşe, var. Aha, bir de var. Mührü var devletin o şey evet, mührü var. Var. Ya bak üç tane biz yapıyoruz yani. Evet. Bir de imza atıyorsun yani. Tabii, imza,
Kaşe, senin ünvanın kim olduğu. Ama bir de başka bir tane de var. Mektubun başında falan. Tabii tabii. Ha, o işte sikke. Peki tekrar öldürüyorum. O sikke. O başta, mektuba başlarken kullandığın unvan, kullandığın unvan sikkedir. Bildirilen yer sonudur yani. O da şeydir, turra... mühür olur. Yok, ağacın çemürü değil, meyve meyve. Hatem olur. Mevzu batın olur. Batın olur mu, turra oluyor? Evet. O zaman... Mevzu o. Mektubun hepsi turra mı oluyor abi? Evet. Zahirde de mühür. Altındaki şey. Turra oluyor. Turra mektubun komplesi turra. İmza külliyatta geçiyor bari. Evet. İmza, ondan sonra imza çok geçiyor. Nasıl? Bak, ziya hayatların adedince bu kainat mektubunu zat-ı hayyu kayyum ve vahid-i ahad namına hayatlarıyla imza ediyorlar. Hayat kendisi yazıdır ya. Hayatın kendisi işlevi imzadır. Mesela hayat bir sayfa yok. Nasıl diyor lemalarda? Sayfa ömür bir kalem midir diyor. Yok. Lemalar mı verir misin? Orada hemen aferin. Oradan ver uzak. Ver onu. 200 ver. Tane imza geçiyor. Evet, öyle mi? Ver oradan uzak. Lemalarda geçiyor. Onunla hayatını yazmıyor. He? Hayatını onunla yazmıyor. Hayat şeyde. İnsanı bir model yapmış. O vücut libasını o model üstüne keser, biçer, tepdilere tayir eder. Dur dur, burası değil. Neredeydi bu cümle ya? Hayat bir sayfa. Bir bulun bakalım. Hayır, sayfa sayfa. Sayfa diye geçiyor. Sayfaya bakın, lemalarda mı, mektubatta? Mektubatta olabilir mi ya? Yeklesen kökünün tekimi ne der? Burası değil. Hayat bir sayfa olarak mı geçiyor? Sayfa sayfa. Mektubat versene bana. Mektubat ver. Sayfa diye bak bakalım, sayfa. Hayat ilk... sayfa mı yazayım? Yok, hayat ya, şey, sayfa yaz. Mektubat ve lemaların ilk 16'ya kadar. Sayfayı hayatında, hayatını yazar o mu? He, kaç? Sayfayı hayatında. Lemalar 13. 13, tam oradayım bak. Hatime. He, hatime, tam da oradayız bak. Sayfayı, hatime. Bak, şurası şu. Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmeti göstermek için insanın hadsiz biraz hemen devam ediyor. İnsan öyle bir sıkaretleşmeli ki olabilir. Evet, yerini mi söyleyeyim size? En son cümle. İkinci abi ya. Rüya insan. Sayfe-i hayatında veyahut lef-i misalede mukadderat hayatı yazar. Esma ile bir ilaname geçer. Orası da değil, bir üstte mi? Bir lisan değil, orası mı? Yok. Sayfa hayatında ne arıyordunuz o? Musibetlerle, hastalıklarla, alam ile sair muheyyiç ve muharrik arızalar ile makinenin diğer çarkları harekete getirir, deyic eder. Mahiyet insani de müdemiş olan orası mı? Siz sayfa hayatı aramıyor muydunuz? He. En alttaki o şey işte. Sayfa hayatında. Ha. Demek ki hayat sayfa. Hadiseler kalem. Yazı yazıyor. Tamam. Bir de mürekkep var işin içinde abi. Evet, mürekkep var. Ben tamam, kalem yapıyorum. Kalem hareket. Tamam. Genelde hep abi tasdik ve imza etmek diye geçmiş. Bakıyorum şöyle de. Tasdik ve imza. İmzanın şeyi sanki tasdik. Yani imza, imza daha şey. İmza kendini belirliyor. Diğerleri hiç, hiçbirisi senin de alakası yok. Mesela belediyecisin sen. Bak. Dilekçenin başına bir başlık attın. Sikke. Sonuna attın. Ne dedin? Hatem. Alttaki o mühürler var. Mühür. Mektubun kendisi var.
Tura. Bunlar kim tanzim etti? Tüm kim düzenledi? Onun imzası. Herkes yapabilir, sahte olabilir. Evet. Yani dolayısıyla seni tutarlar belediyede. Evet, tutuyorlar. Değil mi? Bir şey olduğu zaman imzandan. İmzandan değil mi? Kim bunu yaptı? Kim zaten ondan sorulur. Sorulur. Oysa birkaç tane var değil mi müdür? Tabii altta doğru da var ama hani en son atan ve en yetkili kimse ona hesap sorulur. Ona hesap sorulur. Faturana. Yani bak bunu herkes yazar başı. Hı hı. Şey işte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na. Hı hı. Ya işte sen belediye başkanlığı. Bu sikke. Aşağıda hatem, mühür, içerisi mektubun kendisi, turra. Tamam bunu kim tanzim etti? Kim bunu şey ele aldı? İmza. Ve mühürle, hatemle, sikkeyle senin hiç alakası yok. Seni direkt ilgilendiren bu imza. Şunat. Senin yaptığınız zaten. Devam ediyoruz. Tamam abi. İşte bunu duyduktan sonra, bu imzayı duyduktan sonra cümleyi bir daha okuyorum. Tamam. Ziya hayatların adedince bu kainat mektubunu tasnif mektubu yazdık ya. Zat-ı Hayyu Kayyum ve Vahidehat namına hayatlarıyla imza ediyorlar. Hayatımızın komplesi yaşantının tümü yani doğdun öldün imza. Salat. İmza. Vahidehat namına. Vahidehat adına yani böyle sen mesela başkansın ya. Bizde öyle oluyor abi. Belediye başkanı adına ben imza atıyorum. Sen atıyorsun. Atıyorsun. Bizde öyledir imza. Belediye başkanı adına atıyoruz ve gidiyor yani. Evet. Başkanlar, yardımcılar böyle atıyor değil mi? Belediye başkanı adına. Yardımcılar. Evet. İşte bak Allah adına kullanıyorsun hayatı. Allah adına. Allah'ın adına imza atıyorsun. Mesela Allah adına tasarruf ediyorsun. Öyle bir evran altına imza attığını düşündüm de Allah adına. Allah adına. Allah adına. Kendi hayatımızı atıyoruz ama. Olsun. Korktum. Allah adına. Salat yoksa hayat yok abi. Ama öyle abi. Değil mi abi? Çok bir. Korktum ben de korktum. Ben şey geldi. Biraz çok canlı geldi şey. Gözüme çünkü hep atıyoruz. Allah adına. Onu demeseydin keşke biraz şey yaptı. Vahidehat namına. Hay ha. Vahid bak neymiş? Ya, vahid Zat-ı Hayyu Kayyum ve Vahidehat namına. Zat-ı üç tane. Zat. Hay Kayyum. Ha iki. Ha onlar da var. Zat-ı Hayyu Kayyum ve Vahidehat namına dört tane. Dört tane isim var. O dört tane dedik ya. Sikke, Hatem, Turamür. Üzerine atılan imza. Vahid Hayyu Kayyum iki. Vahid Ehad adına imza. Allah adına yaşıyorum ben. Allah adına karar veriyorum. Şimdi sen şimdi böyle anlıyor musunuz? Kendini kodluyorsun. Mesela trafik şöyle diyeyim. Trafik polisi size ceza verdi. Yazdı 280 lira. Hızdan girdi. Hem de 2 numarayla. 120 ile girecektik en son. 122. Yazdı. Buyur imzalayın. Nasıl atıyorsun Allah aşkına? Dur getir. Güzel ver. Hadi bak. Yoksa şöyle yapayım. Ben böyle yapıyorum. Hiç imza atmadım. Hiç polis de hiç ses atmıyor. Böyle imza olur mu demiyor. Çünkü sana ne? Şöyle yapıyorum ha. Ama bir tapa alırken bir yerden Bismillahirrahmanirrahim. Tapa alırken. Aynı imza. Şimdi cennete girerken ver kardeş. Ben cehenneme girerken ne yap? Bunları sen yapmıştın günahları. Günahları sen yaptın imza at. İmza nerelere getirdin? İmza hayatın şeyi. Hayat sayfeymiş. İmza mühürsüz olmaz zaten. Ömür. Ömür var ya ömür. Kalem. Onayladıklarımız, taraftan olduklarımız var ya bize rağmen de çalışıyor. O da mürekkep. Şekil alıyor. Yani kalem nereye göre şekil alıyor? Niyetimize, ihlasımıza, sadakatimize göre. Kalem sağ gidiyor, sol gidiyor, tepe atıyor, nokta koyuyor vs. Eğer hiçbir şey yapmamışsan çizgi çiziyor. Bir şeyler yapmışsan şekilleniyor. A oluyor, B oluyor, C oluyor. Ve o mektup da tevhid mühürleri. Bak, tevhid mühürleri, bak uyguluyor usta,
Mühür şu. Bir tane de değil. Mühür zahir. Mühürleri diyor. Mühürleri bir. Mühür neydi? Zahir. Zahir abi. Evet. Hangisine bakıyordu? İmam-ı Bin, Kitab-ı Bin'e mi? Kitab-ı Bin'e bakar. Güzel. Bine bakar, zahir. Ve o mektupta ehadet hatemleri rastgele mi kullanmış şimdi? Lugata bak. Vahid, ehad hep aynı. Tevhid aynı. Tamam. Mühür, sikke, tur hep birbirine girmiş. Ve bak o mektupta ehadet hatemleri ve o mektupta samediyet sikkeleridirler. Mektubun kendisiymiş yani abi. Evet. Samediyet. Mektubun kendisi. Mektubun kendisi bu. Evet. Yani sikkeye bakarsan çekirdek gene şey ya, öz ya en baş. Ondan daha önce yok. Öyle de hayat gibi bazılar der, bunu nereden okuyorsunuz? Risale-i Füllat'ından mı okuyorsun? Defterden okuyorsun da. Ya deftere yazdım, üşenmeden yazıyorum, üşenmeden. Belki de böyle bir bakarsak külliyatı kaç defa yazmış? Üşenmeden. 19. defter. Son satıra gelmiş ya. Ben geleyim abi. Bazılar sorar diye söylüyorum. Lebalar 337'den okuyorum. Öyle hayat gibi, öyle de hayat gibi her bir zihayat dahi böyle yaparak ben şey yapıyorum arkadaşlar. Dize dize anlamaya çalışıyor. Böyle dizmesem ben anlamam öyle. Devam etsem gözükmüyor. Tamam mı bak? Bak şu yürüyor musun bak? Şuraya bak. Diziyorsun, diziyorsun, diziyorsun. Bu. Diziyorsun, diziyorsun. Bu. Ama külata dokunmuyorsun. Buna tasnif diyor. Bak. Risale'de geçen cümle. Daha geniş. Bir daire hayat. Bir alemin nuru bulursun. Görüyor musun? Tırıt, tırıt, tırıt. Evet. Yoksa bak aynı diziyorum bak mektubat 409 bak dizmeye bak birbirine sarılı çok yapraklı bir gül göncesi gibi tamam hüküm bu şimdi açıyor onu şu alem binler perde perde içinde sarılı ne demek in aşağıya birbiri altına hiç israf etme iş yapmam niye devam etmiyorsun israf olmaz hayda israf yoktur israfta da hayır yoktur. Hı. Birbiri altına saklı alemleri başka bir hüküm. Bu alemi içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum bak. Şimdi bu Risale'de geçen aynı iş değiştirmeden dizme ile mana açılıyor. Yani söylediklerinden fazladır Risale-i Nur söylemek istedikleri. Söylemek istedikleri çok fazladır söylediklerinin yanında. Söylediklerinin içerisine söylemek istedikleri çok fazladır. Kur'an'dan ki cari kanunu söylüyorum. Kur'an söylemek istedikleri çok fazladır söylediklerinden. Tefsir. Bak çıkıyor. Bak ha. Cismaniyet, lafız, huruf, suret, kelime, bir mektup, ilanname. Lema bak şey diyor, hiç dokunmamış. Biliyor musun? Yani bir şey için gösteriyorum. Okuma şeklini bilirse böyle yöntemi şak şak çıkıyor. İşte imza böyle olur işte. Dizince imza gözüktü. Yoksa gözükmüyordu. Dizince gözüktü. Peki öyle de hayat gibi her bir zihayat dahi bu kitab-ı kainatta birer mührü vahdanet olduğu gibi. Bak öyle de hayat gibi her bir zihayat dahi neymiş? Kitab-ı kainatta mührü vahdanet. Burada da kitab-ı mübin olduğunu. Evet, mühür olduğu için. Mühür olduğu için ama kitab-ı kainat dedi bak. Şecer-i hicab demedi. Kitab-ı kainatta mührü vahdaniyet. Vahdaniyet? Birlik. Ne? Sistemin birliği. Sistemin birliği. Zat değil bu. Evet. Vahidiyet olsa vahdaniyetin sahibi. Vahidiyet şahsı belirliyor. Şahsın birliğini gösteriyor. Şahsın birliğini gösteriyor. Ha. Vahidiyet. Vahdaniyet ise sistemi birliğini gösteriyor. Vahdaniyet. Kainatta her bir şey bir tek zatın mülküdür. Zat bir çeşit çeşit mülkleri var. Hem derece derece aynı zamanda demektir. Vahdaniyet ise idarecinin birliğidir. Evet. Demişiz. Doğru mu demiş? Doğru. Yani vahdaniyet sistemin birliği. Vahdaniyet sistemin birliği. Vahidiyet bu sistemin sahibi.
tersi mi yazmışız ya? Ya da ben yanlış yazmış olabilirim. Hmm, tamam. İç içe geçmiş bu. Yani vahdaniyetle biri sistemin birliği. Vahdaniyet, vahdaniyet, sistemin birliği, vahdaniyet. Ama vahdete de öyle diyoruz. Vahidiyet, vahidiyet. Yok yok, şimdi vahdaniyet, vahidiyet. Şimdi birbirine benziyor. Bir de vahdet var. Evet, şimdi sen vahdaniyeti ne dedin? Şimdi sizden yazmışım ama ne yazmış olabilir. Şimdi söyle bakayım. Her şey bir tek zatın mülküdür. Zat bir, çeşit çeşit mülkler var. Bu sizin ifadeleriniz. Tamam. Hem de derece derece aynı zamanda demektir. Vahdaniyet ise idarecinin birliğidir. Vahdaniyet. Tersi demiş olabilirim. Aa, o şey vahdaniyet değil. Vahidiyet olması. Vahidiyet olacak. Sistemin birliği değil, sistemin arkasındaki idarecinin birliğidir. Vahidiyet. Vahidiyet olacak değil mi bu? Evet. Her şey onun idaresinde olduğu için çok şeyi bir şeyin imdadına gönderebilir. Vahdaniyet kanun şeklinde kendisini ifade eder. Vahdaniyet bu işte, bak burada kafir, doğru. Kafir mümin fark etmez. İşte bu doğru işte. Son söylediğim vahdaniyeti kanunun birliği. Kanun şeklinde kendisini ifade eder. Evet. Demişiz. O zaman bu sistem olacak. Ben vahidiyeti, vahdaniyeti... Yani ikinci vahdaniyetin doğru, birincisi biraz yanlış. Vahidiyeti okuyorum yazdığım. Vahidiyet. Düzeltirim o zaman. Yani. Vahdet sisteminin... Bir dakika, vahdet mi dedi? Şimdi vahidiyeti okuyorum. Vahidiyeti okuyoruz. Sizin ifadeleriniz bunlar. Vahdet sisteminin sahibine denir ki şahsın birliğini gösterir. Çok doğru. Cenab-ı Hak vacibül vücut en dış merkezde mecul denilen bir alem var. Sonra onun içerisinde esma var. Esma sıfattan çıkıyor. Sıfat şunattan çıkıyor. Şunat ise zattan çıkıyor. Zat ehad. Ehadiyet denir. Dış açılımlarla onu tarif etmek ise vahidiyettir. Evet. Demişiz. Yani dış açılımlarla. Tarif etmek ise evet, vahidiyettir. Ama merkez. Mesela diyelim ki bak. Ehad ehadiyet. Zata bakan taraflar ehad ehadiyet denir demişiz. Mesela bak. Bir mahiyeti zatiye var. Onu anlatan var. Bir de o vahidi şey mahiyeti zatiyenin dışa vuruşları var. O da Allah'tır yani. Mahiyeti zatiyenin dışa vuruşu şunat zatiye. Sıfat, esma. Bu birliği. Yani bir vahid var. Bir vahidiyet var diyelim, tamam mı? Bir ehad var, bir de ehadiyet var. Yani bunlar çok önemli yani tanımlama. İçi dolmasa... Vahdete ne diyeceğiz şimdi? Vahdet? Sistem, farklı. Sistem. Hı. Farklılıklar alemi bir bütüne getirip bütün olarak işlemesi, farklılıkların bütün olarak çalışmasına denir. Vahdet. Çalışma. Çalışma bu. Bunda şahıs yok. Şahıs da yok. Birliği söz konusu. Sistemin birliği, vahdet. Çalışma şekli bir. Tamam. Ben vahdaniyetteki yazdığım ifadeyi değiştireceğim. Ama orada... Tamam, en sonu doğru ama. O seni doğru. Tamam, en sonu doğru, anladım. O lugatta mı yapmış? Tabirde mi? Buna mı yapmışsın? Ben ona yazdım. İşte değiştiriyorum şimdi abi. Ha. O bayağı şu an elinizdekini ben güncelliyorum. Ondan sonra güncelle, bir de şey yap. Gönder de siteye atalım o. Birazcık şey yapayım ben abi. Şöyle yaptık biz. Böyle kelimeler karşılığını bulmak da hedefimiz. Bulduk. Şimdi birazcık genişletelim. Mesela Adem'i yazmışız. Ama ben sizin defterden Adem'i mesela bayağı bir paragraf ekledim. Evet. Ne bileyim Ene'yi yazmışız ama böyle Enel'in işte bendeki ondaki ben şeklinde. Can alıcı cümleler. Ha, işte o kritik defterlerden, siteden araştırarak ekleme yapıyorum şu an. Bir tamam. Üstünden geçeyim. Tamam. Öyle yaparsan sonra derde toplu olur. Güzel tamam, olur. Tamam peki. Peki. Her birinin yüzünde ve simasına bir hatem-i ehadiyet konulmuştur. Yüzünde ve simasında. Her birinin yüzünde ve simasında. Yüzünde ve simasında. Hatem neydi? Meyvenin kendisiydi, değil mi? Bak, yüzüne hatem demiş, simasına ehadiyet demiş. Her birinin yüzünde ve simasında, bak, her birinin yüzünde ve simasında birer hatem-i ehadiyet konulmuştur. O şekilde ayırabiliriz değil mi abi yani? Tabii. Yüze hatem, simaya... Yani en azından tefekküründe kullanırız. %100 tamam. Böyledir diye değil de, yani böyle... Dizebilirsin çünkü cümle akıcılığı bunu kullanarak yapmış. Bak ne demiş? Hiç dokunmuyoruz. Her birinin yüzünde dursun sayfa. İn aşağıya. Bak her birinin yüzünde in aşağıya simasında hatemi in aşağıya ehadiyet. O zaman yüzüne hatem şeyine simasına ehadiyet. Uy. Rabbül alemin Rabb. Hı.
Rabbul Alemin Rab gibi. Evet. Bir alemlerin Rabbi, bir de benim Rabbim. Evet. O simada gözüken benim Rabbim. Evet. Surette gözüken sistem. Sistem, evet. Burada bırakalım mı? Yok abi. Ya abi bir yarım satış okuyamadık ya. Şu şey yapalım abi ya. 11 mi? Saat 11 öğlen kadar yapalım abi. Abi tamam. İçini okuyalım abi. İki satır okuduk. Tamam, hayat edin. Okuyalım. İrfan kızdı. En azından öğlen namazına kadar. Tamam okuyalım. Abi hayat cismaniyeti sirayet etti. Onu okuyalım ya. Ne evet okuyalım da. Niye bende böyle bir şey oldu? Değil mi böyle? Demek ki bir yoğunluğa mı girdi? Türbülansa. Ha devam et bakalım. Peki. Siz bırakmayın. Yok. Ama... Şey yapar mısın kolu? Azıcık. Ta böyle tak diye. Sen yap. Sen otur. Dedinç otur. Açmıyorsun. Üstünü kaldırıyorsun. Ha. Tamam. Peki. Buraya geçtik mi? Hayat. Evet, hayat. Cismaniyete sirat etti. Orayı okuyacağız abi. Orayı başlayacağız. Çalışıyoruz ama yakaladık abi. Yok abi. Daha yine çalışıyoruz abi ama. 15 dakika şey yapmadık daha. Tamam. Evet, en can alıcı şey. Kaçamadın. Hayat cismaniyete sirayet. Bu geçiyor mu ifade? Cismaniyete. Yapamıyorsa sizin şeyiniz mi, tefekkürünüz mü? Bu yazdık ya şimdi. Bak yazıyor köşede. 337. Yani... Yok ben şimdi bakayım, dur ben çıkayım. Sen bak bakalım abi. Yerliyim abi. Yok kafamda şey yapmadım, ben cümleyi hiç duymadım gibi geliyor bana. Hiç yok. Yani var mı yok mu? Yok, çünkü okuduk şey var ya, okuduk ya. Hayat neymiş? Sikkeyi tevhidmiş, hayat demiş ki sikkeyi adiyet okuduk. Bu okuduklarımızı hazmettik. Ya bu sizin cümleniz o zaman. Ha, onu demek istiyorum. Beşinci remizden çıkıyor zaten değil mi? Beşinci evet. Remizden çıkıyor. Açtık abi. Beşinci remizde. Hadi bismillah. Yok yani bu. Ha, tamam bakıyorum. Öyle. Yok kardeşim. Tamam. Hayat cismaniyete sirayet etti. Allah. Mesela Osmanlı'nın ruhu camisindeki taşlara sirayet etti. İnsan ruhunu düşünebiliyor musun? Ruhu düşün. Ruh, zihniyet, fikriyat, duyguları, haram helal kavramı, haya, edep, maneviyat, fazilet, kemalat. Taşa nasıl sirayet ediyor? Çünkü buram buram Osmanlı kokuyor camisine gidince. Çeşmesine gidin. Camisine gidince çeşmeye sanatı kokuyor. Camiye girince fazileti kokuyor. Cumhuriyet döneminde yapılan camiye bak. Ha, o zaman bu söyledikten sonra şu lafımı dinle. Hayat cismaniyete sirayet etti. İnsan böyle bir özelliği meziyeti yokken kendi şuurunun dışında eline aldığı bir taşa, yaptığı bir binaya kendi nakş olursa. Bak bir daha. İnsan aldığı bir taşa, camiye taşına. Köprü değil. Köprü sanat. O fikriyatı olur. Güzellik. Yaptığı her bina öyledir. Niçin yapılmış? O taşı oraya kullanmayın diyor. Buna bir İslam hukukundan bir misal vereyim. İslam hukukunda musaf, Kur'an. Gittin bir camiye vakfettin. O cami yıkılırken diyor. Bunu bile ele almış. Cami yıkılırken bu şeyler, kitaplar depoya olacak da orada yeni cami yapacağız. Dolayısıyla kitaplarını depoya kaldıralım. Tamam. Yok bu Kur'an niye depoda kalsın? Kur'an'ı başka bir camiye koyalım okunsun. Olmuyor. Çünkü onu vakfeden zihniyet, ruh orayı kastetmiş. Ancak tek bir şartta kalkan oranın kadisi veya şu andaki cami heyeti karar verirse, ferde karşı bir güçlü bir hale çıkarsa, evet o camiye konsun, Kur'an okusun derse, o şey olabilir, bu çözüyor, onu bozuyor. Fert, mesela cami hocası dese ki, ya bu Kur'an niye burada duruyor, cami heyetine ne sorayım, hayır şeylerde sorulmaz ki, cami oraya koy. Sen anlamazsın kardeş, o zahiri beşeri kişiler arasındaki hukuktur. Sirayet, sigara içmediğin halde sigara için yanında ol bakalım. Peki hayatın cismaniyeti sıra... Hep bunu anlatmaya, bunu doldurmaya çalışıyorum. Tamam. Peki ne bir insan Osmanlı zihniyeti, bak bu taş, cami koyuyorum. Bu taş, zihniyet yükledi. Fazilet, kemalat, halet, tamam mı?
Peki böyle olduğunu nasıl anlayacağız? Yükledin mi? Faziletimi, kemalatımı, hamiyetimi, gayretimi, İslami ruhu, fikrimi koydum, taşı koy. Camiye gitti. 2016, Hasan camiye gidiyor. Osmanlı'nın fikriyatımı açmaya başladı. Buraya ne yüklenmişse şifreymiş, buna muhatap olan alıcı diye bakana o taraflar oynamaya başlar. Mesela sinyal koymuş, demir olunca çalar karşısına, tahta olunca çalmaz. Ha, buraya bu taşa fikriyat koymuşsa fikriyatımı uyandırıyor. Yani Kabe'de İbrahim Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın sirayeti var. Sirayeti var. Adem Aleyhisselam'ın sirayeti var. Ne kadar insanda sirayeti var. Kabe'de peygamberler sirayeti var. O da taştır, o da taştır. Kabe'nin taşı da taştır ama sirayet var. Ya nasıl olur? Yani uzaktan anlamıyor ya. Anladım. Ya belimi sürünce acayip oluyor. Ya işte psikolojik. Peki Allah aşkına git Süleymaniye, Sultanahmet Camisi'ne. Eyüp Sultan'a git. Eyüp Sultan'a git. Ya, o da taş. Cumhuriyet döneminde yapılan camilere bak. Aynı. Hep niye orada misal veriyorum? Çünkü duygular en çok orada aktif oluyor. Tamam. O da taş değil mi? Ne farkı var? Var işte. Taş taştır. Tartsan, hacmi, kütlesi, parası aynı. Ama orada adamın cismi misalileri var. Adam var orada. O taşı kim koymuşsa orada. Osman'ın o da bu taşı koydu. Başkası da koydu buraya. Bir başkası da buraya koydu. Osmanlı taşında bunu kim koymuşsa, hangi usta ve koymuşsa, bunu hangi usta koymuşsa hepsi farklıdır. Ondandır ki çocuğa taş koyarken uyduruk anneye çocuğu emzirttirmeyin. Taş koyuyor çünkü. Abi ne olacak? Bedeni besliyor canım. Ha süt mide isip zannediyorsan doğrudur. Sen o kafayla gidersen. E süttür de mide işi yapıyor. Bedene cismaniyetten ayırdınız sanki abi. Çok evet. Beden de cismaniyetin içinde düşünüyordum. Kapsar mı, kapsamaz mı? Cismaniyet kapsar. Beden çok basittir. İşte hani o şimdi siz bedenle cismaniyeti tesir etmiş oldunuz. Yani çünkü maddeyle manaya tesir etti. Birbirine geçiş var ya, bedene yapılacak muamele cismaniyete etki yapıyor. Yani cismaniyet kapsar. Beden zahirdeki görünmüş. Buraya yapılacak muamele oraya taşıyor seni. Orası buraya, yani şu, orası etkiliyor. Cismaniyetle beden etkilendiği gibi, şöyle diyeyim. Benim ruhsal, dün akşamki derste yoktu. Mesela insan iç alemine göre seması değişiyor mu? Değişir. Ha, demek ki cismaniyetine göre beden değişti. İnsan öyle bir kavşaktır ki, çanak anten gibidir ki suratı, dışarıdakilerle içerisini etkiliyor. O zaman yani kavşak beden oluyor. Her şeyin kavşağı beden. Beden, evet. Yani bedene bedenden geliyor. Başka beden. Cismaniyetten bedenime geliyor. Benim cismaniyetime, benim cismaniyetimden bedene gidip evet. Böyle. Evet, yani batını zahire, zahiri de batına dönüştürme kavşağıdır. Tamam. Hiçbir şey yapmıyor, bu kavşak. Tamam. Böyle bir tuhaf mahluk insan. Şunla insan zannediyor, bu beden. Kilosu müsün, böyle. Ama mesela senin ruhunu sökelip atalım. Sima nasıl olur hiç düşündün mü? Sima olmaz. Hatta en korkunç şeyi söylüyorum. Dün söyledim ama çaktırmadan pek kimse anlamadı. Biraz korktular gibi anladım ama. Mesela adam vefat etti morgda. Morgda cesedi var. Adama sordum. Adama derken abiye sordum ben. Müştabinin cenazesi. Abi neredesin, ne yaptın? Dedi ki bana, nerede olduğumu anlamak istiyorsan ben şey yaptım. Mesela ben odaya geldim, tamam mı? Odaya geldim. Hasan abi burada mısın? Yok. Nerede abi? Ah, masada. İrfan, sen beni arıyordun ya. Sana yazı bırakmış. İrfan, ha bana yazmış ya. Buyur abi. İrfan, beni gelince arayacaksın ama ben yokum, ben falan yerdeyim, tamam mı? Orada örneş, sen de şöyle yap, böyle yap, ben falan yerdeyim. Olduğum yerim, koordinatları bu, konum gönder bu, adresim buldu, tamam mı kardeşim Hasan? Şimdi şüphen var mı benim nerede olduğuma dair? Yok. Dün bıraktım değil mi buraya? Buraya benden başka kimse giremez.
Kesin biliyorsun. Buraya benden başka kimse. Burada imzamı da biliyorsun. Attın mı? Peki bu yazım benim nerede olduğumu göstermiyor mu? Vefat eden de nereye gittiğini, adresini bırakıyor cesede. Bedenine yani. Diyor ki simaya bakın nerede olduğunu görürsünüz. Simaya bakın. Hatta gittiği yerin alametini simaya bırakmış diye cümlem var. Değil yaşarken sima şu anda ne düşünüyorsun? Vefat ettikten, ruh çıktıktan sonra hala bedene şey var, sirayet var. Ha, ben onu diyecektim. Yani. Beden ölmüş, Osmanlı ölmüş. Osmanlı'nın ruhu taşa nasıl duruyor? Ölmüş cesette adamın ruhu sirayet ettiği, tesir ettiği gibi duruyor. Burası burası değil, bildiğiniz gibi değil. Bunları biraz bildikçe kafa yönetecek gibi geliyor. Her şey aslında haber veriyor. Her şey bir üzerine bindirilmiş. Bir misal söyleyeyim, şaşıracaksınız. Gittim köye. Köye gittim. Dedemle çobanlık yaptığım yere gittim. Dedemle. 5 yaşındaydım. 4 yaşım, 5, 6, yok olmak olur. Sır. Bir taş vardı. Bizde düz yok ya. Meyilli. Şurada bir taş var. İkim var. Sığırla oynarım, dedemle oynarım. Dedemle oynarım. Dedem de oturur, düşünür. Tesbih şak şak. Ben de ağaca çıkarım, şey yaparım. Tam bir şey anlatmak için detayını. Sonra taşın arkasını çıkarım, dedemle oynarım. Kafasını sürerim. Oynama falan. Onun da hoşuna gidiyor. Değişik konuşmaya sebebiyet veriyor. Oynama diyor ya, bak sen konuşuyor. Şimdi uzaktan baktım böyle, Osman bir şey anlatmak için anlattı. Böyle daldım, 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 hiç kafa oynamadan, gayri ihtiyarı bir baktım, tak tak açıldı. Dedemi seyrediyorum, ondan sonra aa çocukluğumu, hakikaten ha böyle, aa şimdi de kısmen geldi. Böyle Allah Allah, hop 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 hop, biraz daha, şey saati kurdum saati. Biraz da biraz da, baktık ki başka şeyler de gözükmeye başlayacak. Hemen, Ustad Van Kalesi'nde diyor. Beni oradan çevirecek kimseler olmadığı için diyor. Hayalim de kuvvetli olduğundan çıkamadı. Adam çıkamadı yani. Adam, ustad. Ondan sonra seyretmeye başladı orada olan hadiseleri. Kim ne yapmış? Şöyle yaptı, Ermeniler yaptılar, yıktılar. Sonra bakıyor, yıkılmışa bakıyor. Ermeniler şöyle yaptı, böyle yaptı. Oraya bakarak bilir. Çünkü her şey birbirine bindirilmiş. Aynı yerde kim vardıysa, buraya kim elini sürdü bunu? Hepsi burada duruyor. Hepsi duruyor. Çünkü toprağın şehadetinden korkun diyor. Ne yaparsanız taş, toprak, halı, hani hatta sünnettir. Orada sünneti kıldın, orada farz, orada sünnet. Yeri değiştir. Ne alakası var? Şahitlik yapacak. Peki buna delil, Allah Resulü diyor ki, aleyhissalatü vesselam, ahir zamanda kişinin ayakkabısının bağı, konuşmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman ne bağ vardı? Çarık bile yoktu. Ayakkabı bağından bahsediyor. Bilmiyorum herhalde markası siyah mı bağdan beyaz. Abi bunu ikide söylüyorsunuz. Ne anlayacağız bu bağdan? Hiç oraya karışmayacağız. Abi, bağ diyor. Bağ. 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 Konuşmadıkça. Bağ. Nokta. Not. Tandırdan su çıkmadıkça. Tandır. Su. İlk su o zaman başlıyormuş. Tandırdan su çıkmadıkça. Dermesin. Her neyse. Tandır su. Tandır mı abi? Yani. Her neyse. Hayat cismaniyet. Hayat cismaniyet. Kesafetlerle tabii geçin. Anlaşılmıştır herhalde. Peki hayat abi cismaniyette sirayet etti de cismaniyette biz geldiğimizde maddeye hayattan yapıldı zaten. Nasıl bu hayat maddeye hayatta sirayet ediyor? Buradaki hayat ki yani hayatın maddesi mi yoksa kişinin salatı mı? Hayat maddeye dönüşmüş, donmuş. Mesela buz, donmuş su. Su, sıvıya dönüşmüş, H2O. Buradaki hayat sıfat olan hayat değil mi yoksa isim? Yani hayat yani bir şey hep onu tutacağım ama sıfata gelmeden mühi var ama onu mühi konuşmuyoruz zaten. O zaman sıfat seviyesi sıfat, sıfat. Hayatın evet. Maddeye hayata dönüşmüş şeyi ifade ediyorsunuz. Evet. Mesela geri gidelim. Buz, su,
Aşikyo, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat. Bitti. Arş. Tamam. Ondan sonra bitti mi? Bitti. Arş. Aynı hayat. Sonra akıl ceberi. Akıl ve şu his, şuur diyor ya. Sonra ruh ceberi. Sonra mecu, Nur-u Muhammed. Sonra esma. Yani onun için mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cismiyle arşa kadar gitti. Cismiyle. Cismiyle. Bu salihtir. Ama ruhuyla cismi gitti. Ha, orada ne yapmış? Arşa kadar gidişi esma seviyesindeki cismi. Mesela esma seviyesini neyi kastediyoruz? Mesela sıfat haydır. Muhi. Kendisini neyle ifade eder hay? Muhi. Muhi. Mesela ilim sıfattır. Kendini esma olarak neyle ifade eder? Alim. Ha. Peygamber aleyhissalatü vesselam cismi. Çünkü sarihtir. Diğerleri imadır. Cismiyle gözünü ve kulağına diyor arkadaşlık eden cismi mübarek ile arşa kadar gitti. Arşa kadar gitmesi kesin. Peki arştan sonra lef-i mahfuz var ve arşa zaman. Onunla neyle gitti? Cismen ve ruh. Oradaki cismi sıfat seviyesindeki cisim. Cebrail bile varamadı. Yani şunu kastediyorum. Buzla gidiyorsun, bardağına buz koymuşsun, taşıyorsun, naklediyorsun. Bir de onu zordur suyla diye onu nakletmek. Buzu mu taşımak kolay, suyu mu? Buz kolaydır. Peki suyu taşımak mı kolay, nakletmek? Karşı iki o, iki tane gazı. Su taşımak kolay. Geri gittikçe zordur. Onun için arşa kadar cismiyle gidilebiliyor. Kolay. Ama arştan sonra esma seviyesindeki cisim değil. Sıfat seviyesindeki, yani bu su olmuştur veya su haşike olmuştur. Geçen hafta konuştuk, böyle dememiştiniz. Daha güzel oldu. Evet, yani ben oturdum tekrar. Ben tatmin olmadığım bir şeyi demem. Tefekkür ettim. Tabii, yok girdim tekrar. Tekrar. Niye netleştirmedi? Bir bakmışım ki bocalamışım. O kadar bocalamışım, o kadar alt üstüne. Yani ruhuyla, cismiyle gitmiş. Ama arş ne? O zaman usulle gittim. Usulle dokundun mu hiçbir şey çözemezsin. Usul şu. Sarahaten buraya kadar demiş mi? Ötekisini geçmiş diyor ama ima. Sarahatı aşamazsın. O ikinci mehaz bulduğumuz, hani araştırıp bulduğumuz o cismiyle gitmişe göre bir derece gerideyiz. Evet, yani mesela diyelim ki arş, şöyle diyeyim. Bir kelime ki sarihtir. Onun karşısında bir kelime var ki imadır, remizdir, telmihtir, işaridir. Yani halat var, ince halatın içindeki ip. Çünkü sarahat demek, sarahatın içerisinde remiz de var, işaret de var. Tamam. Yani bu halatı meydana getirenler işareti, remizi, iması, telbihi, sucununun, gusununun hepsini koymuş. Yani halat olmuş. Bu halata karşı içerisindeki bir tane sıfat olan ima, remizi karşısına çıkartamazsın. Bu sefer nasları incitirsin. Niye nur talebeleri böyle vahdeti vücuda şuna buna kaymıyorlar? Çünkü ölçülerine gidiyor. Tak 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 tak. Ölçünün dışına çıktı mı? Mesela sarahat varken ima ile gidersen bir nurcu tefekküründe onun ucu yoktur. Onun ucu dengesizliktir. Neticesi. Korkunçtur. Baktım tekrar. Sarahaten cismi mübarek ile arşa kadar gitti. Buyur. Bu sarahatten bir tane arş azama kadar gitti demesi lazım. Demiyor. Kabuk hata, kabuk arsene kadar. Ha. Bu arşa kadar cismiyle gitmiştir. Bitti. Peki arş azama kadar da cismiyle gitti. Yani oraya kadar ruhuyla ve cismiyle gitti. Ha. Ondan sonrakisi esma seviyesindeydi. Çünkü niye? Arş o kesin ya bizim bildiğimiz. Arş, perdesiz esmanın tecelli ettiği yer. Arştan aşağı hep esma. Arştan yukarı sıfatın tecellileri. Ceber seviyeleri. Peki o zaman biz cismaniyete arşa kadar diyorduk. Doğru. Yok öyle dedik, öyle zaten. Ama cismaniyetin bir sıfat seviyesi diyorsan gene cismaniyetten... Cismaniyet var ama mesela şöyle diyorum, mesela muhi de esmadır, hayda. Mesela muhide hayattır, hayda hayattır. Hı hı.
Hal sıfattır, muhi esmadır. Yani esma ve sıfat arasındaki fark kadar. Yani o zaman o kısma cismaniyet demeyeceğiz o zaman. Cismaniyettir ama bu bizim cismaniyet gibi kastediyorsan deme. O zaman konuşurken aşağı kadar diyeceksin. Ama sen bilmen lazım ki, bak, esma nereden çıktı? Arştan. Yok, sıfattan. Sıfattan. He, tamam. Esma, sıfattan. Sıfat, şunattan. Şunat, zattan. Şimdi, esma sıfattan çıktı diye esma sıfata benzemiyor. Yani muhi hayattır, esmadır. Ama hay, hayattır ama sıfattır. Yani haydan muhi çıktı diye aynı değiller. Sıfatsız kendini şey yapamaz yani. Neye benziyor biliyor musun? Mesela benim ruhum var, merhamet var, anlayışlar, idrak var. Bunlar sıfattır. Yani sıfat dişe vuruş, kabiliyet gibi. Kabiliyet istidattan çıkar. Tamam. Yani şeyi değiştirmedik o zaman. Yani. Yok, bir şey değiştirdiğimiz yok. Yalnız, olarak, yok aynen, hiçbir değişiklik yoktu. Yalnız orada böyle net konuşamıyorduk. Yani bu evet, cismaniyet buraya kadardır demişti. Hatırlar, bu budur. Budur ama demiştik en son, iyi hatırlıyorum çünkü kayda baktım ben. Fakat arşla o lef-i mahfuz ve arş-ı azam arasındaki o da cismaniyet ama bu seviyede değil, o neyle gittiğini şu anda bilmiyorum demişti. Hatırlar mısın? Evet, öyle demiş. Evet, bilmiyorum dedi. Şimdi sıfattaki tecelliyat var cismaniyete. Cismaniyetin içerisinde öyle bir ince ki o da cismaniyet ama bizim esmanın cismaniyet seviyesi şeyi gibi değil. Zati cismaniyet de olacak o zaman abi bununla karşı. Yani aşağı kadar şimdi, cismaniyete gitti. Ondan sonra sıfatlı cismaniyet. Ondan sonra onu da sirayet ettiği için... Ha, ama bunu derste diyemezsin. Kendi tefekküründe evet. Diyeceksin. Ne diyecek? Kardeşim karıştırır millet. Cismaniyet aşağı kadardır. Evet. Ya bu sıfata, esmaya kadardır. Esmadan sonra sıfat şey var ya falan. Cevher seviyesidir. Çünkü arş-ı azam cevherdir. Ruh cevheridir. Cevherler alemi arş-ı azamdır. Ama mahlukat alemi arştır. Cevherler alemi arş-ı azam. Mahlukata dönüşme. Yani programlar arş-ı azam. Vücut giymeler arş. E nasıl anlatacaksın? Zaten bu ders onlara anlatılmaz. Onlara tevhid anlatacaksın. Ama senin aleminde bil ki cismaniyetin her meratibi arşlıdır. Ama ötekisi çok ince cismaniyet. Yani şöyle diyeyim. Arşa kadar cismaniyet ruhuyla cismaniyet aynı. Cismaniyetin cevher olur mu abi? Var tabii. Denebilir mi oraya? Evet evet, her şey cevher işte. Cevher. Bak bir şey anlatacağım, buradan çıkarttım. Evet, tamam. Bak şimdi. Arşa kadar cismiyle ruh aynı. Resulullah'ın. Arştan sonraki cismati, ruh tamamen cismaniyetine galip. Hepten inceltmiş, cevher olarak. Cismani cevher olarak gitmiş. Çünkü her şeyin cevheri orada. Yani her vücuda gelen lef-i mahfuzda vardır. Her lef-i mahfuzdakiler vücuda gelmemiştir. Her cevherdekiler buraya da yoktur ama her burada olanların cevheri var. Cismaniyetin cevheri var. Cismaniyetin cevher seviyesine çıktı. Mahlukat seviyesinde aşağı kadar gitti. Daha iyi oldu şimdi. Yok yok, evet. Bu. Ama hangi cismaniyet? Cevher seviyesinde ama gene şey yapamıyoruz. Adresleyemiyoruz yani. Nasıl bir şeyse. İlla şekle girecek dedi bir şey yok. Şekle sokamıyorum tefekkürüme. Ama cevher seviyesindeki cismaniyet. Orayı ifade ettikten sonra en azından yani tefekkür edebileceğimiz bir şey var. He, yani. Çok tuhaf. Oturdum. Şeyden sonra, sizden gittikten sonra, ikinden sonra oturdum. Dersler, telefonlar hariç. Böyle oturmuş, okudum, alttan aldım, üstten aldım. Ve Allah'a hamdolsun, Allah da öyle bir anladım. Yani bir tane şey, sarihi dokunmayacaksın. Sarihi dokundun mu? Hiç şansın yok. 500 bin voltluk ceyranın 5 metresinden daha yakın yaklaşırsan, değil yaklaşık yapmak. Çünkü tabi 1000 şeyli voltluk ceyrana 1 metre diyorlar değil mi? 500 bin olsa 5 metre yaklaştığını kömür eder adam. Sakın naslara dokunmayacaksın sari ifadelere. Haram, helal. Haram, helal. Haram, helal. Haram, dokunmayacaksın.
Sarihin karşısına ima, telmi, remzi, işari koymayacaksın. Koydun mu? Hiç şansın yok. İşte şeytan buradan giriyor. Şeytan Muhyiddin Arabi'ye buradan girdi işte. Sarih nususları, sarih açık esasları kale almadı. Haletine olmadı işte. Oradan girdi adam. Yani yükselmek çok kolaydır. Uçağı yükseltiyorsunuz ama uçurtmayı orada tutmak zordur. Hele indirmek. Uçakta da böyledir. Kalkmak, şey yapmak kolaydır. İrtifada tutturmak çıkmaktan zordur. Aynı seviyede o hava hallerinin içinde onu sabit tutmak zordur. Hele indirmek daha zordur. Çünkü giderken güç harcıyorsun. Bütün rüzgar güç. Çıkmak çok kolay. Korkma. Çünkü inerken güç harcamıyorsun. Süzüldüğü için işte diş etkenler, rüzgarlar uçağı çok sağlar. Çünkü motor o kadar çalışmıyor. Rolantide çalışsa diş etkenlere karşı direnç verir. F1 çarpı L, şey F eşit değil buna olur. Yani F1 geliyor F2. İşte çıkarken güç harcadığı için rüzgar umruna değil. Çünkü içerideki güç çok güçlü. Diş etkenleri ezmiş. Hastalık mesela içeride hafifse, yani mesela diş etkenleri şeyse bitirir. Aynı öyle. İnerken güç harcamıyor. Rolanti gibi bir şey. Eğer dikkat ederseniz biraz mesleğim ya. Fırtına varsa ben uçağı anlatmıyorum. Şu an insanı anlatıyorum bu arada. Eğer diş etkenler çok. Çok güçlü esiyor. Rolanti yaparsan uçağını hiç şansın yok. Uçak ne yapar biliyor musun? Motoru kalkarken veya giderkenki hıza alır. Ama iniyorsun. Çakılacaksın o hızda gidiyorsun. Bu sefer motor çok kuvvetli çalışıyor. Fakat bu arada hızlı gitmesin diye frenleri kullanıyor. Yani kanatların kapaklarını açıyor. Dursun diye. Ve ayakları indiriyor. Sürtünme artsın diye. Ama motor güçlü. Sebebi motorun güçlü olmasının sebebi diş rüzgar etkenlere karşı güç göstermek. Ama bu gücü artırdın. Diş güçleri itmetlerini durdurdun. Çünkü güçlüsün böyle. Fakat yere ne yapacaksın? Bunun da fren kullanıyorsun. Kanadın frenleri açılıyor. Kapakları açılıyor. Uçağın ağırlığını arttırıyor ki abi. Mantık budur. Uçağın ağırlığını arttırıyor ki rüzgar şey yapmasın diye. Şeyi bastıracak ya. 100-110 kiloyu üstümden birisi bastırsa 140-150 kiloya kadar çıkarım. Ne kadar fazla çıkarsam rüzgar o kadar az tesir eder bana. Motorunu bastırıyor ki şeye doğru uçağın ağırlığını arttırıyor. Artırıyor. O şekilde indiriyor yani. Evet. O gaz şey yapıyor, ağırlığını arttırıyor çünkü bağırıyor, basınç yapıyor. Yani güç yani bu. Evet. Güç. Ciberut lazım. Ama bu sefer fren de kullanman lazım. Ne dedi? Ciberut lazım diyor abi. Ne demek o? Dima lazım abi. Güç lazım ki seni alim işarete şey yapsan. Dimasız inemezsen. Üstad o kelimelerle şey yapıyor ya. Mümkün. Beni deli et. Bunu alma inerse ya. Olmuş abi. Çok seviyorum ya. Diyorum nereye taşıdı bizi? Ben nereye gitti? Bağladı o da. Bir şey diyemiyorum ki. Daha bitti. Daha. Ders bitti. Ciberut lazım dedi. Ne demek dedim? Dima lazım. Uçağa inmek için dima lazım. Düz gitmesi için kalp lazım. Dimanı kullanamadım. Çıkması için ibadet lazım. Kalbi kullandı. İniş zahir. İnemek işte. Ama kurban olayım ya Rabbi ya. Sevgimizi ne olur ulaştır. İmam-ı Rabbani ve Bediüzzaman Hazretleri nasıl indiler ya? O fırtınada nasıl indiler ya? İniş kontrol etmek mi? Dengeye gelin. Bilmiyorum ne dersin de ya. Üstad da ahir zamana inmiş. Yani böyle evet. Hani kötü havaların... Ona ne güzel çıktın. Ya, evet. Uçakların olduğu yere inmek daha... Sipsiyah dumanların içinde aşağı ineceksin. Ulan çıktın da daha ne geliyorsun ya? İdris Aleyhisselam gelmedi ya. Sen ne geliyorsun? Cennete gitti gelmedi. Ulan evet. Peygamberde şefkat mi olacak? Niye geliyorsun ya? Hiç ona gelme bana. Rahmetin gelsin. Ha? Hiç gitmedi için hayamazsan herhalde. Ne zaman olmuşlar? İlk üç kopartmadı burada. Abi hiç gitmediği için mi acaba hayisin? Şefkatime olmasa? Bakıyorum da. Çıkmış olsam şu andaki kafamla cemaati ve arkadaşlarımı bırakmam. Şefkatim var yani. Bırakmam. Ya düşünme değil de şefkatime şimdi baktım. Ne olursan olsunlar diyemem. Yapamam. Nurculuk bunu aşılıyor. Ağız, fark, şefkat, tefekkür. Ben bırakamam. Gelir belki Bediüzzaman değil, kitap da alır. Belki de gelen kitap da.
Ya mücedidlik değil mi? Evet. Yani mesela peygamberler Resul-i Ünvanı kitapla geliyorsa o zaman Resul-i Ünvanı peygamberin de kitabındır abi. Evet. Ne derseniz kaldırır. Üstad gitmediği için. Ne yaşıyorsun dedi. Çünkü etkilendim çok ya. Abi üstad gitmediği için herhalde hay ismine masar. Bırakmadı yani cemaati. Evet. Burada yani. Bırakmadı. Ben sizi değil 50 sene sonraki nesli atayı düşünüyorum. Biz yani. Benim için rahatını feda eden, benim için uykuyu, benim için işkence gören, benim için zehirlenen insana böyle mi vefa olurdu? Öyle değil mi? Mesela bu ustadın bu şey eseri olmasa biz bunlar mıydı konuşacaktık? Yok. Senin için zehirlenen, senin için işkence çekene vefa ya. Ustad olmasa biz aynı okurduk şimdi. He ya. Destin parça şey. Şimdi oyalıyorlar milleti işte. Bizim şeyhimiz Mürşid-i Azam'dır. Tam da niye? Önesi yok budur. Niye İlmal yazmış? Şey, Elif Bay yazmış. Adam Elif Bay yazmış, Asr'ın mücedidiymiş. O zaman her Elif Bay yazanlar anlıyorsun mücedid var. Bak adam çocuklara böyle anlatıyor biliyor musun? Mücedid, mücedid yani yeni bir yöntemle gelecek. Bizim Efendimiz dedi, Elif Bay yazdı ya dedi. Elif Bay yazmış, Asr'ın şeyi, mücedidiymiş. Eski yöntem tarikatı aynı devam ettiriyor, Asr'ın mücedidiymiş. Peki kelime yapısını Arapça senin de hiç var. Mücedid ne demek? Yeni yöntem. Eskiyi devam ettiren mücedid değil ki. Eskiden Elif Bay yok muydu? Mücedidlik değil. Eskiden tarikat yok muydu? Mücedidlik değildi. Eskide ilmi kelam yok muydu? Mücedidlik değil. Eskide ancak asıl saadette vardı. Kalp ve akıl bütünlüğü. Risale-i'nde akıl ve kalp bütünlüğü var. Onun için sırf akıla gidenlerde itiraz var. Sırf kalpte gidenlerde itiraz var. Biraz böyle cemaatlara bulaşmamış, kafasını işgal etmemiş, şeyini, ümmiliğini götürmemiş, bakireliğini bozmamış insanlar Risale-i Nur'a daha rahat teslim olabiliyorlar. Yani birileri fıtratına müdahale etmiş. Mesela çocuğu kursa veriyorsun. Benim yeğen var mesela. İlk ortaokul 1'e gidiyor. O yurtlarında X. Diyor ki mücedid şey insan ne? İnsan-ı kamil. Ne demek demiş? İnsan asıl mücedidi bizim efendim şeyimiz. Peki bu niçin demiş o şey eseri olacak demiş. Çocuk bizlerden duymuştu ya. Vardı bir. Biz Elif Bay yazdı ya dedi. Efendimiz. Ondan sonra ötekisi de diyor ki orada da kursun. Bizim mücedittir. Niye mücedittir? Sarık ve cübbe ve sakalla şey yapılıyor ya. Eskide yok muydu bu demiş. Çocuk sormuş. Eskide de var. Ya, mücedidlik ne demek yani? Yeni bir yöntem değil mi? Ama bu eski yöntem. Nakşi, Kadir'i. Bir tanesi 800 sene dayanıyor. Bir tanesi 700 sene. Neyse. Gelelim şey. Ustad demek ki iyiymiş. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde meşgul olduğu mevzuya bakın. Asrında böyle bir mevzu yok onun dışında. Sırf onda var. Meşgul olduğu şeyler o İmam-ı Gazali meşgul olduğu saha yok öyle. Önce yok. Evet. Bir tane daha okuyalım mı biraz? Bir tane de okursak şey yapalım. Bir tane okuduk ama. Okuyan abi. Çok uzun biliyor musun? Sayfayı bitirelim abi. Ne olur biliyor musun bak ötekisi? Ama bir tane okuduk ya. Gidelim biraz daha. Bir tane okuduk ama okuduk. Güzel oldu. Burada bırakalım. Tamam. Abi bu yani şeyin cismaniyetten... Peki biraz da gidelim. Madem bu kadar istediniz ben de yapayım. O zaman okusun da ben sorup abi. Tamam. Bitiriyorum deseydim bir soru soracaktım. Madem okuyacaksınız. Tamam. Arkadaşların hattı dağıttı. Şaka. Şimdi bir meazı okuduk. İki olsun. Tamam. Şaka bırakmam abi. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış, hayvani hayat. Üçü farklı. Dünya hayatı beden. Cismani yaşayış. Yaşayış cismani etmiş. Hayvani hayat. Nefes alıp vermek, üremek, çoğalmak. Böyledir. Görüyor musunuz farkı? Dizersen olur ha. Şöyle bak. Madem dünya hayatı
böyledir. Bak, madem dünya hayatı böyledir, cismani yaşayış böyledir, hayvan hayat böyledir. Burada işaretler ne Yasin abi? Yani dünya hayatıyla ne kastediliyor cismani yaşayış? Onlar artık daha bir olması lazım. Şimdi oraya gittik mi biz hiç yapamadık. Ama herhalde su girecek. Girecek ona. Girecek. Merak etme. Bak, aynen anlatıyor. Var mı elinde sayfa? Var. Tatöv, ayrımıza bak bakalım, nasıl şey yapmış? Var izah. Evet. Mavi ya. Yazdığınız şey var. Kırmızılar, metin. Risale-i Nur'daki metin, hiç dokunulmamış. Maviler, izah. Tamam mı? Tamam. Devam ediyorum, külliyatın da bu. Hayvaniyetten çık. Hayvan, ulan hayvan. Ulan kime dedin hayvan? Mustafa diyor ki, hayvaniyetten çık. Hayvaniyetten bırak. Bize diyor. Diyor. Kim buna muhatapsa o. Hayvaniyetten çık. Tamam usta. Ne yapayım? Bırak demiyor. Cismaniyeti bırak. Bırakma olur. Çık diyor. Bak. Kalp ve ruhun derece hayatına gir. Tevhem ettiğin geniş dünyadan, hani tevhem ettiğimiz var ölmemek. Her yerde olmak. Dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir alemi nuru bulursun. Ne ile? Hayvaniyetten çıkarsan, cismaniyeti bırakıp, onu yapabilirsen iki şey, hayvaniyetten çıkıp, cismaniyeti bırakabilirsek, kalp ve ruhun derece ayetine girmiş olur. Şu an bir şey, hayvaniyetle cismaniyet sanki aynı gibi. Aynı zannediliyor. Şimdi değişti o zaman. Çok biri korkunç. Başka, biri başka. Çok korkunç. Onu bileceğiz ki çıkalım bir yani. Bir de şöyle bir şey çıktı sanki abi, bu cismaniyetten yaşayışı bırak diyor ya. He. Bu arşın yani cennet kısmı olana kadar sanki cismaniyet. Evet, doğru. O zaman o cennetten sonra şey bu ayrı evet, yani burada. Evet, uygularsak öyle de, evet. Cenneti de bırakacağım. Cenneti de bırakacaksın. Yani arş deyince cenneti, cenneti her kişi ister. Cenneti her kişi ister. Rıza-i ilahi, Allah'ın kendisini istemek her kişi ister. Bu, tamam da abi şey. Geldi mi Tokyo? Geldi. Sıfat o zaman şeyden sonra başlıyor diyebilir miyiz sanki abi? Meşgul olma. Cennetin üstünden sonra ki arş. Evet. Ha, o değişiyor yani. Tabii mesela bak, millete din deyince cennet cehennem hatırına geliyor değil mi? Usta da diyor ki 96'da, 2. Emir Dağı'nda, sakın sakın ha, sakın cehennemden ve azaptan kurtulmana, şahsi terakkiyatını ve kemalatına hizmet imani alet etmeyiz. Bana bütün rıza-i ilahi gösteriliyordu. Yani biz Allah'ı cennetine girmek, cehenneminden bizi kurtarmak için sevmeyeceğiz. Allah Allah olduğu için sevmek lazım. O caiz değil mi? Caizdir. Ama o avam yok. Meşrudur. He. Herkesçe meşru iken. Bana diyor, ben meneli diliyordum diyor. Herkesi meşhur. Yani bizim derdimiz kardeşim, cehennemden ve azaptan kurtulmak, şahsi kemalat ve terakkiyatımız diye böyle bir problem olmaması lazım. Böyle bir problem olmaması. Bununla meşgul olursan bununla muhatap olursun. Bunlar çıkar karşına. Bize bütün rıza ilahi. Bizim nurcuların cenneti, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak, cehennemimiz, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek. Bizim cehennemimiz Allah'ı kaybetmek, bizim cennetimiz cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak. Peki rıza-i ilahi kim yapar? Kim şey yapar? Burada bir tanımlama çıkıyor. Yazarsın mesela lugatta. Rıza-i ilahi nedir? Rıza-i ilahi cehennemden ve azaptan kurtulmayı, şahsi kemalat ve terakkiyatını istemeden, tam bütün kendisini istemek. Yani bunların saykıyla değil. Rıza-i ilahi, bak lugat değil bu. Bu çıktı. Bunu zaten kendi söylüyor. Bak rıza-i ilahi ekle. Zaten bu makamda olan vicdanen bunu verir misin abi? Emir Dağı'nı? Sen çok hemen, zamanımız yok. Niye? Oradan uzat. Öyle, her şey hareketli olacak. Çabuk konuşma. Tak, bak. Cismani yaşayış oraya. Evet, daha demişim,
Yanlış demişim. Kur'an hakikattir mi abi? Evet, 106. 106 değil miydi? İkinci emir daha 80 falan olmasın. 86 mıydı? Peki. 80. Bakalım mı? 80 miydi? Yok yok. 76, 76 tamam. 78 abi. 70, evet 78. Ötekisi var böyle bir de. Bir tane daha var. 105 miydi? 104, 104. Bu Eşref Edip yazmış. Kendisinin yazdığı var. Aynı. Son manada mektup. Varislerine son mektubun mu? O değil. Yok, 104. İkiden mi oluyor aslında? Bak. Buradan çıkan kalkıyor. Şu. Elmeden 104'ü de kendisi. Aynı mektup. Diyor ki. Cenab-ı Hakk'a hadsi şükrediyorum ki bu uzun zamanlarda ihtiyarımın haricinde hizmet imaniyemi değil maddi ve manevi terakkiyatıma ve kemalatıma iki azaptan ve cehennemden kurtulmama hatta saadet ebediyeme vesile yapmamama belki hiçbir maksada katiyen alet etmemekliğime gayet kuvvetli ve manevi bir mani görüyordum. Rıza-ıyla için yukarıdan. Şimdi şurada şöyle diyor bak. Uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i imaniyemi maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma bir, azaptan ve cehennemden kurtulmama ve hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmaklığıma yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli manialar beni men ediyordu. Bu derünü hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bırakıyordu. Herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amal-i salih ile kazanmak ve bu yola müteveccih olmak Hem meşru hakkı oldu. Hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde ben bunlardan ruhen ve kalben men ediliyordum. Niye? Rıza-i ilahiyeden başka fıtr-ı vazife-i ilahiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Bak. Kendisinin punkayesi olsun diye geldim. Şimdi kendisini okuyorum. Acaba herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amal-i salih ile onları kazanmak ve müteveccih olmak hem meşru hem hiçbir cihete zararı olmadığı halde ne için böyle ruhen men ediliyorum? Rıza ilahiden başka vazife-i fıtri-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterilmiş. Aynı ücret orada yok. Kendi. Ücret nedir biliyor musun? Şu dersin ücreti kendisidir. Şu anda cennet yaşadığımızdır. Rıza-i ilahi hatta cennet bile demiyor. İlim rıza-i ilahiye sevkidir. He bak. Rıza-i ilahiden başka. İyi yakaladı. Evet yakaladı hakikaten. Rıza-i ilahiden başka içinde ne varmış? Vazife-i fıtri-i ilmiyenin sevkiyle. Hani merak, ilim, yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterilmiş. Bu merak başka bir şey. Vakıf olmak da olmuyormuş işte. Bak burada vakıf yok. Merak yok. Vazife başka bir şey bu. Görüyor musun? Bak, şimdi anladım. Vazife-i ilahiden başka vazife-i fıtri ilmiyenin, hatta mesela bu tür şeylere belki de vakıf karışacak. Yani üzülmeyin diyorum yani çoluk çocuğunuza içtimai hayattayız diye. Bak bu özelliğinizi Allah vermiş, bak herkese vermemiş. Merak var ya merak. Merak ait bir şey yazdım ya. Ben bir şey söyleyeyim. Merak ait bir şey yazdım arkadaşlar. Çok hoşunuza gidecek. Ama onlara da şey diyorsunuz. Yeni. Abi. He? Onlara diyorsunuz ki beni dinlemeyin, siz Risale okuyun daha iyi diyorsunuz. Tabii doğru söylüyorum. Kime diyor? O da doğru. Vakıflara da öyle diyor. Beni mi dinledi? Bunu okuyor. Ama ben buna tabiysem bana tabi olacaksınız. Eğer kendiniz gidemiyorsanız. Ha, ben buna tabiysem tabi olmak, buna tabi olduğuma tabisin.
Ama ben buna muhalefet ettimse Allah rızası için benden uzaklaş. Benim sen abi dinlemeye gelmedik. Evet. Bize hakikatleri dinlemeye geldik. Bak şimdi hakikat sağlıyoruz. Merak yok. Yani ben neyi anlatmaya çalıştım biliyor musun? Ne olursan ol, nerede olursan ol, merakın yoksa hiçbir şeysin. Bak merak ait bir şey anlatacağım. Yeni tespit ettim. Dün yazdım bak. Zeka ve akıl arasındaki fark. Zeka niye öne geçer? Aklı zekanın önüne nasıl alacağız? Harika bir cümle yeni. Bu da teyit etti şimdi. İlme merak aklı zekanın önüne taşır. Enfusi tefekkür de aklı öne taşır. İlme merak ve enfusi tefekkür aklınızı zekanın önüne taşır. Bak buradan demek. Bak o demek ki o gelen ilham demek ki doğruymuş. Aklı öne geçiriyor. Yeni yazın. Aklı öne çıkan. Aklı geçiriyor zekanı. Merak. Şimdi sizdeki merak. Aklınız önde şu anda. Korkunç hem de önde. Sevk değil mi? Ama işte sevk ilahi da. Neymiş? Sevki değil. Vazife-i fıtri imaniye sevkiyle. He sevk varmış he. Yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterilmiş. Rıza ilahi esas şey ücret olan da imanın hizmetin kendisi. Kendisi. İman ücrettir ya. Netice değil ki iman. İmanla bir şey almayacağız. İman kendisi ücrettir. Bunu da yaz. İman lugata yazarsan iman ücretin kendisidir. Ücretin ücret alma vesikası değildir. Tamam bunu. Sen tabir lugat yazdığın için söylüyorum. İman neticedir. Hizmet mesela, hizmete de yaz. Hizmetin kendisi ücrettir. Hizmetle bir şey almak değildir. Hizmetle bir şey almak değildir. Hizmetin ücreti kendisidir. Öyle diyor. Kendisi aynı ücret bana gösterilmiş. İmana hizmetin kendisi aynı hizmet bana gösterilmiş. Öpme he. Ücret buysa o zaman cennet bu işte. Cennet işte bu. Gösterilmek ne demek? Nereye gösteriliyor aslında? Rıza ilahidir ya. Hissettiriliyor. Cennet değil abi. Rıza ilahidir abi. Cennet değildir. Öyle mi? Çünkü cenneti kabul etmiyor. Evet. Rıza ilahidir. Eğer imanla bir yere gideceksen cennete gidersin. İmanın kendisi ücretse o rıza ilahidir. Ha, o cani, hidayet cani. Yani imanla ben bir yere gideceğim diye beklersin cennete gidersin. Ben imanımı bile cennete alet yapmam. İman bile cennete alet yapılır mı tövbe ya? Ama avam için olur tabii. İmanı bile alet yapma. Çünkü iman Allah'ın nurudur. Cennet Allah'ın mahlukudur. Nasıl gelin nereye koyarsa? Nur tabi manada. Nereye koyarsa? İman evet. Nasıl bozmuyoruz abi? Bunu lügata tamam, yap. Bunları yap. Ama nasıl bozmuyoruz abi? Ha? Nasıl bozmuyoruz canım? İlim meclisi. Yani kardeşim iman vasıta olacak şey değil. İman irade-i cüz'inin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Zatının bir nurudur. İmanla bir şey aranmaz. İmanla bir şey istenmez. İman kendisi ücrettir. Kendisi rıza ilahidir. Kendisi rızadır. Allah'ın rızasının adıdır iman. Mahluk olan cenneti istemem imanla. Bence abi amel cenneti kazandırıyor. İman Allah'ı kazandırıyor. Tabii canım. Evet. Zata bakıyor ya. Takkeli taklisi. Ben bu kadar sevindireyim. İmanın, şuur-i imani ile imani. Oradaki takke ve şey koyarsan takkesiz kafaya. Namaz, hakikaten takkesiz namaz kılmak mekruhtur. Harama yakındır. Takkesiz kılmak mekruh. Takkeli kırmak vacip seviyesindedir. Sünnet. Sünnet, kuvvetli sünnettir. İman Allah'ın kazandığı kaybettin de Allah kadar şey kaybediyorsun. Evet. İman. Evet. Takkeyi terk değil. Arkeoloji tasarım aldı. Takkeyi terk. Takkeyi terk. Peki takkin. Para taşıyor musunuz? Var mı paranız? Korkma istemeyeceğim. O da ya. Para taşıyorsanız para taşıdığınız gibi takkeyi de taşıyacaksınız. Taşıyoruz abi. Ben diyorum ki takkin yok mu? Tamam. Hakkın var. Bir şart. Para taşımıyorsan takkeyi de taşıma. Taşıyorsa. Tamam. Hem para taşımıyor hem takke taşıyorsa. Hadi bakalım. Taşımış oluyorsun. Peki.
Ne oldu şimdi bu? Cismaniyeti bırak. İmanın amel ciheti kelime işaret getirmek, karşılığı cennet. İmanın kendisi ise karşılığı Allah'tır. İmanın karşılığı Allah'tan başka bir şey olamaz. Çok yazık eder insan. İmanla bir şey talep etme. Ahmet bin Hanbel'e Allah dediği gibi Allah'ı görmüş. Fıkıh-ı Ekber'de yazıyor. Ondan sonra Fıkıh-ı Ekber'de yazıyor. Bak orada Fıkıh-ı Ekber. Diyor ki Allah'ı gördüm. Allah bana dedi ki ey Ahmet ne istiyorsun? En üstte siyah. Ondan sonra ey Ahmet ne istiyorsun dedi. Hiç ses yapamadı. En üstte bak. Aç. Gördüm ben seni. Ne istiyorsun dedi. Bana bak o şey yapar. Sağda. Ondan sonra dedi ki tamam bırak. Bulamayız istersin. Ya şimdi uğraşma. Tamam, yok 342. Ondan sonra dedi ki ey Ahmet ne istiyorsun benden dedi. Ses yapamadım. Allah devam etti. Sen benden bir şey isteme. Sen benden bir şey istediğin benden bir şeydir. Ben değil. Sen beni iste. Uzun olur ya. Şişe. Devam edelim abi. İsmail'in geniş. Ben bakayım her şeyse. Sen yok bakmayacağız. Cismaniyeti bırak. Ne söylüyorsam delilim yoksa demem. Cismaniyeti bırak. Hayvaniyetten çık. Kalp ve ruhun derece hayatına gir. Hayvaniyeti bırakırsan kalbe girersin. Cismaniyeti bırakırsan ruha girersin. Hayvaniyetten çıkarsan kalbe girersin. Cismaniyeti bırakırsan ruhun derece hayatına girersin. Birinde çıkmak var, birinde bırakmak. Hayvaniyeti kalbe niye bağladınız? Yani şey, şöyle yapmış ya. Sıralamadan giderken. Sıralama. Ya şey bildiğimize uğrarsak hayvaniyet daha yani hep ceset, beden akla geliyor ya hayvaniyet. Yani nefis belki diyebiliriz hayvaniyet. Cismaniyet hepsini içine almış ya. Peki devam ediyorum. Daha geniş bir daire hayat, bir alim-i nur bulursun. İşte o alimin anahtarı, anahtar kendisi değil ha. Bak anahtar giriş, marifetullah ve vahdanet sırlarını ifade eden, bak birinci anahtar buymuş. Anahtar marifetullah, tamam. Vahdanet sırlarını ifade eden, la ilahe illallah kelime-i kutsiyesiyle, sır işte ne o? Kalbi söylettirmek, ruh işlettirmektir. Anahtar oysa içerisi kapı, bu. Kapı ne? İçerisi ne? Evet. Kapı kalptir. Giriş kapısı marifetullah'tır. İçeride anahtar marifetullah. Evet. Marifetullah. Kalbi söylettirmek, ruh işlettirmek. Şimdi bitti mi burası? 137 lemalar. Evet. Bunun tafsili 15. defterin 315. sayfasını anlatıyor. Şimdi ben burada hulasa olarak, burada çok uzun uzun izahlar var. Bu izah da hulasalı izah burası. Şimdi izaha geçiyorum. Mavi. Tamam. Görüyorsun. Dünya hayatı, cismani yaşayış, hayvani hayat birbir içinde birbirini setretmeyen, kapatmayan alemler aynı yerdeler. Dünya hayatı ile cismani yaşayış, hayvani hayat aynı yerdeler. Yani mesela yaprağın şekli aynı yerde, rengi aynı yerde, kokusu aynı yerde, tadı aynı yerde. Tadı, bak şekli, rengi, tadı, kokusu. Tamam. Yani bu da böyle. Birbiri içinde birbirini setretmeyen, kapatmayan alemler aynı yerdeler. Muzahame yoktur. Tıpkı odunun içindeki farklı yapılar gibi. Duman, ısı, ışık, nur, enerji gibi. Veya buzun içindeki farklı yapılar gibi. Bu su, H2O, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, nur-u Muhammedi, esma, sıfat, şunat gibi. Birinci yorumumuz bu. 2. Hayatın içeriği nihayetsiz. Yani 18 bin alemi cem etmiş hayatın. Nasıl ki bu cismaniyette her günde adedi belli olmayan haletleri, hisleri, duyguları yaşadığın gibi. Mesela
bir alet oluyor. Buradan dersten çıktıktan sonra ayrı bir alet olacak. Namaza girince ayrı bir alet. Mesela ben namaza girdiğim andaki ilk rekattaki haleti ikinci, üçüncü rekatta bulamıyorum. Büyük acayip bir şey ya. Mesela bir tane secdeyi kurtarsam bile hiçbir şey düşünmeden sırf Allah'a düşünmek, sırf Allah'a düşünürken bir secde yapabilmek, en azından dört rekatlı namazda sekiz tane secdenin bir tanesini kurtarsa, secdeleri yapmış birisi biliyor musunuz? Dumana getirmiş, Allah lafzullah çıkmış. Allah. Evet, bak lafzullah çıkmış. Şimdi ayakta, rükuda, secdede mi? Bak şimdi. Sabah namazını, sabah namazı sünneti farzı her bir bölüm. Bir rekatta iki tane secde var. Bir iki, bir iki. Bir rekatta. Bunun boyu bu kadar. Öğle namazı. Secdeleri mi saymış? Sırf secdeleri. Secdeleri koymuş, böyle çıkmış bak. Sırf secdeleri yaparsa. Mesela... bu sabah namazı, öğleyin namazı, ikindi namazı, sabah, öğleyin, ikindi, akşam, yatsı, selat-ı vitirle beraber. Uzun oldu, lafzullah. Allah namazı iki defa kıldırıyor bize. Farzlarda, farz ve selat-ı vitirde toplam secde sayısı 40'tır. Sünnetlerde secde sayısı da 40'tır. Toplam kıldırıyor. Secde. Toplam rekat da 40. Ha, 20 rekat vicip vaciple birlikte farz var. Mesela bak, sabah namazının secdesi mesela 4 tanedir. 4 sünnet, 4 farz. Yok, sabah namazın farzı. Hı hı. Farzında 4 tane secde var. Tamam, 2. Sabah namazının sünnetinde de 4 tane secde var. Tamam. Öğleyin namazının sünnetinde 8 tane secde var. Öğleyin namazının farzında da 8 tane secde var. Tamam mı? Ondan sonra sünnet, iki son sünnette de öğleyin ne yapar? 4. Konu da dizdik. İkindi namazında 8 tane secde var. İkindi namazında da aynı bu şekilde 8 tane var. Sünnet. Akşam namazında 6 tane secde var. Akşam namazının sünnetinde 4 tane secde var. Yatsı namazında 8 tane sünnet, 6 tane selat-ı vitrin secdesi var. Yatsı namazının sünnetinde 8 tane, son sünnetinde 4 tane. Toplam 40 secde, 40 secde. Cenab-ı Hak 80 defa bize secde yaptırıyor. 40'ı farz, farz ve vacip, 40'ı sünnet. Abi. Şimdi bu şekli görüyor musun şu şekli? Hı-hı. Bak bu yatsı namazı, bu akşam namazı, secdeleri, secde eser miktarı. Bu ikindi namazını, farz ve sünnet. Bu sabah bak, sabah namazının farzı sünneti, öğle namazının sünneti farzı, son sünneti, ikindi namazının sünneti farzı, akşam namazının farzı sünneti, ikindi yatsı namazının sünneti farzı, son sünneti, senatı şu şekil çıkıyor. Aynı orada, hiç değiştirmiyorsun kalemi, aynı lafzullah çıkıyor böyle. Boyları yani. İlker'in hikmeti ne abi? 40-40 onu söyleyecektin zaten. 40-40 demek ki 80 toplam. 40 demek ki. O kadar. Bak, eğer peygamberler 40'tan gelmiş istisna hariç, İsa Aleyhisselam bir defa 33. Peygamberlik ve büyük zatların 40, mağara 40, tamam mı? 4. En amel 1'e 10'dur. Tamam, 1'e 10'dur. Her şey 4. Temele bakarsan 4'tür, 10 çapasın 40. Böyle 40 kıye, 4 peygamber, 4 kitap vesaire. Mağaralar, işte bu her neyse. Geçelim 2'ye.
Ha, ikiyi okuduk. Hayatın içeri... Şimdi üç. İnsanlar adedince alemler birbiri içinde bu alemde cem edilmiş. İkiyi okuduk mu ya? Yok, ikiyi okuduk. Bir de okuyayım. Okuduk abi, okuduk. Okuduk. 18 bin alemçesi. Evet, tamam. Bak, hayatın içeriği nihayetsiz. Yani 18 bin alemi cem etmiş. Nasıl ki bu cismaniyette, her günde cismaniyette adeta belli olmayan haletleri, hisleri, duyguları, şeşleri gibi. Şimdi İrfan şaşırıyor. Hayvaniyette cismaniyet. Hayvaniyette cismaniyet var ama insaniyetteki cismaniyet gibi değil. Çünkü bizim cismaniyetimiz sirayet etmiş. Cismaniyetimiz bizim ruhumuza arkadaş olmuş ki ruhtaki aletlere göre şekil değişiyor. Bu sefer o unvanla şeref alıyor. Sen bir şerefin yok ama belediye başkanı, cumhurbaşkanı da yanında bulunursa, orada bir başkaları da gelince seni orada görürsen değer alırsın. Yani cismaniyet de o da ama bizdeki cismaniyet gibi değil. Sirayet etmiş bizim cismaniyete ruhumuz. Zannettim düşüncem var bu konuda. Evet, biraz orada tıkan. Ben hala oradayım da. Heh, ondan. Çıkarayım dedim. Evet, çıkarayım dedim. Öyle hissettim. Buna bunu söyle deniyordu. Tamam mı? Farktır. Yani diyeceksin ki benim cismaniyetin hayvaniyette nasıl yüksek? Senin cismaniyetin elbette ki hayvaniyet yüksek değil ama senin cismaniyetini ruhum değiştirmiş. Yoksa atomsal olarak aynıyız. Aynıyız. Bende de beyni var. Evet. Onunki daha büyük. Senin suratın, onun suratı da aynı. Ama değil. Ruhunu değiştiriyor. Yani taş taştır ama ruh o Osmanlı taşı değiştirdiği gibi. O zaman o senin cismaniyetin onu aşıyor. Sirayetten dolayı. Çünkü cismaniyeti ruha arkadaş etmiş. Allah senin cismaniyetin senin ruhunu arkadaş etmiş. Şeyde söylüyor, 29 sözde söylüyor ya, süzüle süzüle, süzüle süzüle, yok ene zerede. Yani yenilen gıdalar, atılanlar var. Ama sonra gidiyor vücutta vazife yapıyor. Ama bazı zerreler var ki dimağda ve kalpte vazife yapıyor. Senin kalpte vazife yapan zerreyle hayvaniyette kıyas edilir mi? Yok. Senin secde ettin şu alnındaki zerreler aldığı şerefle hayvaniyette aynı mı? Değişti değil mi? Evet, yani sen olduğu, yani için içinde sen olduğun için farklı. Her şey. Değil mi? Niye? Mesela ağaç, mesela kaza kaza attır değil mi? Senin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü'nün hırkayı şerefi Vesel Karanlı'ya göndermiş şimdi Fatih'te. Kazak mıdır o? Üşümesin diye mi göndermiş? Şefkatli Peygamber. Değil mi? Şefkatli Peygamber. Ama üşümesin Vesel Karanlı. Oysa çobandı Vesel Karanlı. Yünün en kralındaydı. Hasan abi, Vesel Karanlı'ya ümmetim için dua etsin diyor. Hırkayı yolluyor, ümmetim için dua etsin diyor. Üveysilik diye bir tabir var. Gönderilme şeyinden ama hiç açmıyorsunuz. Biraz Veysel Üveysi ders yaptık da onu hatırlatmak istiyorum. Ve diyor ki hırkayı gönderiyor ve bir şey istiyor. Bir şey vermeden almıyor. Ümmetime dua etsin. E kendisinin duası makbul. Kendisi etmiyor mu? Niye ona ettiriyor? Ders var mı? Var. Yakın zamanda mı? Çünkü Üveysi gafsiyet ve ferdiyet ve Üveysilik diye. Gafsiyet, ferdiyet de orada o işleniyor. Mesela Peygamberimiz ümmetine dua etmiyor. Allah Resulü birisinden dua istiyor. Kendisine değil, evet, ümmetine. Kaza gönderiyor. Peki kazak ne alakası var duayla? Giy de et dedi. Benim de anlamam. Giy de et. Bu elbiseyi sana giydiriyorum. Ben bir şey demedim, sen dolduruyorsun onu. Tamam mı? Sirayet ettim, o ediyormuş. Kardeş, Allah mı yaptı bu cismaniyeti, bu mevcudatı? Bizim bildiğimiz gibi değil, öyle taş toprak falan değil. Taş toprak ama hayatta yapılmış. Hayatın kendi, hayatın kendisidir taş. Ama kör olası cehalet, taş. Allah yok iken taş hatırına gelir mi? Mesela cehaletin bir tane zirve delilini söyleyeyim. Gözün gördüğünü, kulağın gördüğünü Ustad Mesnevi diyor ki, atın kişlemesini, ahırda atın kişlemesini, sarayda andibilin ötmesi lazım.
Sen şimdi saraydaki andeli bülbülün ahırda kiştesin, o da kiştesin. Veya atı da saraya götür, andelip gibi ötsün. Olur mu? Oradan onu bekle, ondan onu bekle. Değil mi? Ha. Şimdi gözün gördüğüyle kulağın gördüğü aynı. Peki aynı zevki mi alır? Gördüğünü nasıl anlarız? Kulakla duyuyoruz değil mi? Gözle, burunla zevk alırsın değil mi? Peki, Latife-i Rabbaniye'de Allah'ı görüyor ama kör olası cehalet, Allah'ı göz seviyesinde istediği için görmüyor zannediyor. Latife-i Rabbaniye Allah görmese namazda veya derste bihuş olmaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Yorgunluğunuz kalktı mı bu okurken? Ben de bakayım. Bak şimdi tamam alacağım. Peki bu böyle oku şey namazda bir hal olmuyor mu bihuş? O nedir? Latife-i Rabbaniye Allah'a müşahede ediyor. Çünkü hazır olmadıkça huzur olmaz sende. Hasan abi, dima görmez, dima müşahede eder. Dima için kulak da aynıdır, dokunmak da aynıdır, koklamak da tatmak da aynıdır. O dima müşahede eder. Yani dima görmez. Gören göz değil, göz müşahede eder. Çok bazen akıllı konuşuyor değil mi? Güzel, harika. Alem-i şehadeti müşahede eder. Aferin. Aynen. Canım. Elhamdülillah. Şehadetullah oldu. Güzel. Peki, üç mü okuyacağız, evet, dört abi. Mü? İnsanlara... İnsanlar adedince alemler birbiri içine bu alemde cem edilmiş. Of be ya. İnsan deyince keyif alıyor. İnsan son nokta diye bir ders var. Yeni yayınladık bu sabah. Evet. İnsan son... Var ya ene ve zerre. Hmm. Zerre nokta ya. Hmm. İnsan son nokta demektir. Bitti. Teknolojide son nokta diye reklam yapıyorlar. Anladın mı? Yani nokta koyup da bir cümle başlamıyor. Allah varken hiçbir şey yoktu. Baş. Kainatı yarattığı bilmem neler oldu, cinler falan. En son insanı yarattı. Allah dedi ki son nokta. Allah'lık hakikatini zorlatıp insanla bir nokta. İnsan son nokta. Ene ve zerre. Bu dersi var. Söyle. Ha? Yok abi tamam. Biten esma son tecelli etti diyor. Biten o şey. Ne demek demek? Başı sona geldi. Nihayetsizlik var ya abi. He. O nihayetsizliği sonlandırmak için belli esmalar tecelli ediyor. Nihayete ki yani hiçbir şey nihayetsiz kalmıyor o zaman. Bir dakika kafam karıştı. Bir de söyle bakayım. Nihayetsiz esmalar. Şimdi bütün esmalar nihayetsiz aslında. Evet, nihayetsiz tecelli ediyor. Mesela Rahim ismi niye mesela? İşte rahmetin nihayetsizliğinden dolayı. Hı. Nihayetsiz tecelli etmiş. Bunu durdurabilmek için esmalar birbiriyle çarpışıyor ki nihayetsizle işte ne diyeyim şey. Nihayet verilsin. Nihayet verilsin. Bütün esmalar çarpışınca ortaya çıkacak bir şey kalmadı. Ortaya birbirine çarpışınca bir şekil çıktı. Bir şekil çıktı. O da insan. O da insan. Nokta. Nokta. Biraz nihayetsiz nedir diyorlar. Şöyle nihayetsiz honi gibi geldi. Nokta. Tekrar başladı buradan öteye. Peki, devam edeyim. İnsanlar adedince alemler birbiri içinde bu alemde cem edilmiş. Herkes kendi alemiyle bu alemde yaşar. Aynı yerde ve zamanda yaşadığımız halde herkesin alemi kendi müşahede ettiği alemin içinde yaşıyor. Ben alemimin içindeyim. Müşahede alemi. Tamam. 4. Ekser insanlar dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat boyutunda yaşıyorlar. Ekser insanlar dünya hayatını, cismani yaşayış, hayvani hayatı boyutunda yaşıyorlar. Ve bu tüm hayat budur zannediyorlar. Nasıl ki hayvan dünyada ot ve sudan başka bir şey zannetmediği gibi. O zaman nedir? Bunları alemimizde, düşünce boyutumuzda bitirmemiz gerekiyor. Mesela sığıra göre dünya nedir? Ot ve sudur. Kuşa göre nedir? Daldır, bir tane solucan bulmak. Değil mi? Gafile göre nedir? Uşkurluk ve midedir.
Tasıba göre nedir? Her şeyi kendisini unutmuş, ona hücum etmektir. Psikolojiciye göre nedir dünya? Şu sıkıntıdan çıktın, başka hiçbir şey lazım değildir. Basit bir şey. Gömülmüş. Bunlardan çıkmak lazım. Bunları terk etmek lazım. Terk etmek demek, gaye olmaktan çıkarsa kalp ve ruhu aralamış oluyor. Yani gaye olmaktan çıkması lazım. Yapıyorsun, yaşıyorsun ama gaye olmamalı. Alet olmalı. Yani alet olmalı yani. Senin bir şey olmalı. Yani mesela eylem itibariyle ne yapıyorsun? Hayatının gayesi Risale-i Nur hizmetinde, imana hizmettir deyip de maddi ve manevi elini taşın altına koyup gayret ediyorsan, kalbin ve ruhun derece hayatını aralamışsın demektir. Oradan başlıyor. O da bir aracıdır değil mi abi? Evet. Adam hizmet mi varmış, devam mı var, insanlar mı var, kitap mı okunacak, dershaneler mi var, şey mi var? Adam burada değil. Niye için? Senelerden beri dershaneye devam eder, devam eder. Hiç ne kitap okumuş, külliyatı bitirmiş, ne de sahiplenmiş. Sevk. O kadar cebime gidiyor ki. Hocam senelerden beri geliyor, külliyatı bitirmiş. Bu adam. Bu da cennet umuyor değil mi? Bu umsun. Bırakın onun cennet olsun. Rıza ilahi ona yakışmıyor. Bazı abiler doktor olmasına rağmen kabirde tamamlayacağım diyor. Ya. Neyi? Bunları şimdi oturup biz mesela burada Hasan abi de günlerini veriyor. O da diyor ki ben kabirde tamamlayacağım. O zaman şöyle olacak. Mesela bir tanesini gördüm. İyi bir iş adamı. Şey diyorlar, yeminli mali müşavir. Durum çok iyi. Öğlen dersine geldi. Ayakkabılık var ya. Oraya elektrik faturası vardı. Denk gelmişti. Ondan sonra geldi yukarıya kadar çıktı. Arkadaşlar dedi tek şey yaptı, faturayı attı dedi. Buyurun dedi kimce. Gitti teslim. Dedi ya demedi Allah bunu katayım da. Ya ben öderim sonra şey. Gitti faturayı aldı. Gelene çıkana kadar merdivende bakmıştı. 10 lira olsaydı ipler öderdi. Misal için söylüyorum. Bu adam cenneti umsun ve cennet doğru. Cennet gayedir. Mali müşavir. Senelerden beri. Sonra kim getirdi dedim bunu? Ne? Fatura mı gelmiş falan? Hiç unutmuyorum. Tepecik'te oldu. Dedim nöbetçiyim o zaman genç. Etkilendim çok. Birazdan bu için söylüyorum. Rıza ilahi ile cenneti alınmaya çalışıyor. Ondan sonra Kenan. Ondan sonra oturduk. Külliyatı sene, belki 10 seneden beri geliyor derslere. Külliyatı bitirmemiş. Bu hareket normal. Külliyatı bitirmeyen, derse devam eden, namaz kılan, oruç tutan sakını cennet onundur. Hak ediyor. Namaz kıldığı için, haramlardan uzak olduğu için, davayı seviyor, dersi geliyor. Cennet gayettir, doğrudur. Sizin böyle bir derdiniz olmamalı. Öyle cennet, cehennem derdiniz olmamalı. Bizim derdimiz imanı kazanmak ve kaybetmek. İmana hizmet, rıza ilahiden başka bizim derdimiz yok. Cennetmiş, cehennemmiş, isteyene meşgul olsunlar. Cenneti cennet yapan Allah'sa... Haşa, bazıları ne diyor biliyor musun? Sen diyor bunu aşağılıyor musun? Tövbe estağfurullah. Allah'a sığınırım. Allah'ın takdir ettiğini, yücelttiğini kim şey yapabilir? Ama Risale'de şöyle geçiyor. Kur'an ekseriyeti mutlaka itibariyle Kur'an'ın muhatabı avamdır. Avama hitap eden ilk. Söyledikleri avamidir. Avama hitap eder. Ama içerisi mana, belagatı, fesahatı, içerisi havası kucaklamış. Gözüktüğü doğru. Kur'an'da zahir, avam. Çünkü rahmet O'dur. Yani azını esas alıp çoğunu bıraksaydı zulüm olurdu. Çoğu avamdır, avam esas alıyor. Ama esas aldığı tabirde batın cihetiyle havası da şey yapıyor. Şimdi sen millete desen ki cennet ve cehennemi gaye değil mi? Rıza ile gaye değil mi? Anlar mı? Anlamaz. Aslında yerine yerleştiriyorsunuz. Yani
yerine oturtuyoruz. Evet. Bizimkinde karışmış ortam. Karışmış. Karışmayacak. Şu anda içimizde oturacak. Ne olur öyle cehennem korkusu. Kefenlendim. Efendim geldiler nüke men rabbuke men nebike men kitabuke men kitabı dedi geldim buraya gitti. Tamam hepsi doğrudur. Hepsi haktır. Ama bir de bir şey diyor ki imam kabre girdim diyor. Soğuk, dar, karanlık, kimsesiz. Sonra da iki tane nünkerlikin namında iki tane arkadaş geldiler dedi. Benimle tatlı tatlı sohbet etmeye başladılar. Sonra münazaraya başladılar dedi. Bazı şey, pazarlık yapıyorlar. Münazaraya başladılar dedi. Sohbetten sonra. Sohbet etti. Ne var ne var? Kahve, çay? Tamam. Osman, tamam. İçti mi kardeş? Çay, kahve, çay. Ha, gelelim mevzuya. Ben de münazaraya başladılar dedi. Sebebi ziyaretiniz. Din, tiyatral, tiyatral böyle, tiyatro gibi anlatım yapıyor. Simge semboller kullanıyor. İnsan da aldanıyor ama. İşte bu tarafında olsun. İnsan zaten öyle diyor, aldandık diyor. Ama bu dersler seni çok şey taşıyor. Peki. Haftaya inşallah 117 mektubat 409'dan gireceğiz. Ama bir goncası tam 1,5 sayfa. Bu öz. Bunun tafsilatını şeyde anlatıyor. Mektubat 409 15. defteri 316 mı 317 sayfasında anlatıyor galiba. 315-16 iki sayfa tafsilatı orada. Özün özü inşallah gül goncası bütün alemler bu alem içinde gördüm. Haftaya ömrümüz sağ olursak inşallah bunu işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar. Burada kesiyoruz. Kaç saat oldu dersiniz? Saat 2 saat 40 dakika. Kaç? 2 saat 40 dakika. 2 saat 40. 10 dakika. He? 2 saat 40 dakika şu an. 10 dakika da say, hepsini say. 3 saati geçiyor. Kaç? 3 saati geçer. Ben kaydedeli 2 saat 50 dakika kayıtlı şu an. Ben bir başını da kaydettim. Biraz ilk başladığınızı kaydetmedim, sonra aldım. Demek ki 3 saati geçiyor. 3 saat oldu. Ben bir bakayım da ondan sonra Fatih'imi çekeyim. Şu an benim kaydım... Telefon niye kapatıyor bir şeyden sonra? Çalınca hala. Yok yok. Peki yani kaydı 1,5 saat sonra kapatıyor. İlk tasarrufu yapmak için kapatıyor. Öyle mi? Kaldıramayız mı? Ayarlanabilir belki. Bakmak lazım. El Fatiha.